Hayırlı akşamlar sayın seyirciler. Haftanın raporuna hoş geldiniz. Mehmet Acet, Mehmet Şahin, bendeniz Murat Yılmaz. Değerli konuklarımızla beraber haftanın dış ve iç politika gündemini değerlendireceğiz. Herhalde Oytun Orhan Bey bizlerle beraber Orsam'dan. Oytun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Oytun hoş geldin. Uzun süredir görmemiştik. Sevindim yani. Evet hocam. Buradan görüşmek nasip oldu. Ben de herkese selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Oytun müsaadenle programı takdim edeceğim. Sonra seninle Suriye ekseninde konuşmaya başlayacağız. Tabii ki hocam. Oytun Orhan'ı müteakiben Ukrayna gündemine döneceğiz ve Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger ve Profesör Doktor Salih Yılmaz'la Ukrayna gündeminde, savaşında neler oldu? Bu konu etrafında Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri çerçevesinde, Rusya'da olup bitenler çerçevesinde bir değerlendirme yapacağız. Onu müteakiben Profesör Doktor Mertan Dündar'la beraber bu mesele etrafında, dünyadaki yeni gelişmeler etrafında dikkatle takip etmemiz gereken, daha önce Almanya atıfta bulunmuştuk, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki pozisyonun değişmesine. Aynı şey bu sefer Pasifik'te Japonya'da gerçekleşiyor. Japonya'da olup biteni, Japonya'nın Rusya'yla ilişkileri, Ukrayna meselesine bakışı ve genel olarak pozisyondaki değişikliği Mertan Hoca'yla ele alacağız, değerlendireceğiz. Son saat diliminde iç politika gündeminde özellikle bu seçim kanunu etrafındaki değişiklik ve tartışmaları doçent doktor Nebi Miş SETA'dan ve avukat yazar Cüneyt Altıparmak'la değerlendireceğiz. Evet Oytun, şimdi biz hep Ukrayna'ya bakıyoruz, oradaki gelişmelere bakıyoruz ama şunu görüyoruz aslında. Hem Orta Doğu'da hem de Suriye'de bir takım gelişmeler var. İşte İran'ın Orta Doğu'daki pozisyonu, keza Körfez ülkelerinin, İsrail'in hepsinin pozisyonunda özellikle Biden yönetiminin gelişinden itibaren bir değişiklik var. Şimdi Rusya'nın Çin'e düştüğü durum dolayısıyla muhtemelen bir sıkıntı yaşayacak Rusya. Onun bırakabileceği boşluk etrafında da muhtemelen yeni gelişmeler ortaya çıkacak. Bu çerçeveden bakarsak, isterseniz önce bu Suriye'de Beşer Esed'in pozisyonunu geçtiğimiz günlerde bilebildiğimiz kadarıyla siz daha yakından takip ediyorsunuz. Bir yurt dışı ziyaretinde bulundu Arap ülkelerine. Bu iç savaştan beri ilk defa herhalde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Bu rejimin Suriye'deki genel çerçevenin değerlendirmesini yapalım. Buradan da Amerika Birleşik Devletleri'nin yine geçtiğimiz günlerde TRT ekranlarına yansıdı. Orada PYD-YPG ile yaptığı bir tatbikat ve yeni verdiği silahlar söz konusuydu. Evet. Burada da hani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu dengeleme mantığı çerçevesinde İran'ı dengelemek için yeniden bu PYD ve daha genel olarak belki de hani Irak'takilerle beraber düşünürsek yeni bir hani Kürt kartı üzerinden bir yeni dengelemeye mi giriyor? Bunu konuşuruz. Esed'le başlayalım. Buyurun. Dilerseniz sonraki kısımda hocam, bu Ukrayna meselesi dediğiniz gibi gündemde. Tabii. Onun tabii Suriye'ye, özellikle Orta Doğu geneline ama özellikle daha Suriye'ye çok doğrudan etkileri söz konusu. Tabii tabii, hep bu çerçeve içerisinde konuşalım. Onları haklısın. Da, tabii onları da ele alabiliriz. Dilerseniz normalleşme süreciyle başlayalım. Esasında siz de ifade ettiğiniz gibi Biden'ın iktidara gelmesinden sonra Orta Doğu genelinde yaşanan bir normalleşme süreci var. İşte Körfez krizi sonlandı. Suriye rejiminin bölgede Arap ülkeleriyle ilişkilerinde bir normalleşme süreci yaşanıyor. Buna paralel farklı dinamikleri, motivasyonları olmakla birlikte Türkiye'nin yine bölgede işte Mısır, İsrail gibi ülkelerle, Suudi Arabistan'la o geçmiş sorunlardan yavaş yavaş arınarak işbirliğine dayalı bir yaklaşımın geliştirildiğine şahit oluyoruz. Bunun tabii dediğiniz gibi öncelikle küresel nedenleri var. Biden yönetiminin iktidara gelmesi, Amerika'nın Orta Doğu'dan çekiliyor olması, Biden'la birlikte nükleer müzakerelerin, İran'la nükleer müzakerelerin yeniden başlamış olması
Bütün bunlar Körfez ülkelerinde Trump döneminden farklı olarak kendi güvenliklerini kendileri sağlama veya yeni alternatifler bulma arayışına yönlendirdi. Yine Biden'ın iktidara gelir gelmez Yemen konusunda yaptığı açıklamalar Suudi Arabistan'da ciddi kaygı yarattı. Dolayısıyla bu bölgede bir normalleşmeyi tetikledi. Bunun yanı sıra tabii bölgenin kendi dinamikleriyle ilgili nedenler olduğunu söyleyebiliriz. Arap Baharı'nın başından bu yana bölgedeki aktörler katı bir kutuplaşma içerisinde. Yani burada işte Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni burada bir kamp olarak değerlendirebiliriz. Ama bu kamp artık diğer rakip kutuplarla farklı sahalarda, Libya, Suriye gibi, Yemen gibi farklı sahalarda bir uzun süreli vekiller üzerinden mücadele içerisine girdi ve 10 yılın sonunda artık görebildiğimiz kadarıyla bütün taraflar açısından bir tükenmişlik hali de söz konusu. Bu kaybet kaybet modelinden ziyade artık yavaş yavaş kazan kazan modeline geçelim ve bu tükenmişlik halini bir sonucu olarak yavaş yavaş bir normalleşme sürecine girilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ve aynı zamanda son olarak tabii bu biraz önce bahsettiğim ittifakların kendi içerisindeki çatlakların yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başlaması, emirliklerle Mısır, emirlikler Suudi Arabistan ve bütün bunlar bölgede yeni arayışları beraberinde getirdi. Türkiye'nin burada bu Körfez ülkeleri açısından Amerika'dan duyulan hayal kırıklığının da yanında özellikle Libya'da, Suriye sahasında elde edilen askeri başarılar da düşünüldüğünde Türkiye ciddi bir alternatif olarak öne çıktı ve bu normalleşme süreci yaşandı. Şimdi Suriye bu işin neresinde diye baktığımızda esasında sizin bahsettiğiniz gibi işte Beşar Esad'ın bir İran ziyareti olmuştu. Daha önce yurt dışı benim hatırlayabildiğim bu ikinci iç savaşın başından bu yana ikinci yurt dışı ziyareti diyebiliyorum. Bir kere de Moskova'ya gitti. Moskova'da var. Evet. Moskova, evet doğru. Moskova'ya da doğru. Putin'le de orada görüşmeleri oldu. Birden fazla olabilir. Bu da üçüncü ülke. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri örneğinde tabii bu ziyaretle biraz gündeme geldi ama esasında 2018 yılından bu yana Şam'la Abu Dhabi arasında bir normalleşme süreci yaşanıyordu. En azından ilk Arap ülkesi. Yani bunu da bir buradan da bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Tabii. Doğru. Yani işte Birleşik Arap Emirlikleri esasında bu Suriye krizinin ilk aşamalarından itibaren muhaliflerin safında yer almıştı. Ancak daha sonraki aşamada 2017'den itibaren pozisyonunu yavaş yavaş değiştirmeye başlamıştı zaten Birleşik Arap Emirlikleri. Burada tabii hem Türkiye ile bölgede yaşadığı rekabet ve Türkiye'nin Suriye sahasında biraz ayağına basma ki Suriye'de angaje olduğu alanlara baktığınızda işte Fırat'ın doğusunda YPG'ye de daha çok finansal ve oradaki kültürel bağlar üzerinden bir angajmanı söz konusu olmuştu. Şam'la yine ilişki geliştirerek Türkiye'yi dengeleme. Diğer taraftan tabii İran meselesi, İran'ı dengeleme meselesi üzerinden Suriye'de yeni bir pozisyon alma arayışı içerisine girmişti ve 2018 yılında zaten Büyükelçiliği açılmıştı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şam'daki Büyükelçiliği ve normalleşme süreci uzunca bir süredir devam ediyordu ve o tarihten bu yana da çok fazla sayıda iki ülke arasında karşılıklı üst düzey ziyaretler gerçekleşti. Geçen sene ve bu sene içerisinde Amerika'nın ekonomik yaptırımlarına, Sezar yasasına rağmen çok kapsamlı ekonomik, enerji başta olmak üzere işbirliği anlaşmaları imzalandı. Ve Amerika'nın da burada tabii biraz görmezden gelme, bu normalleşme sürecine biraz yol verme gibi bir yaklaşımının olduğunu da gördük. Ki burada en önemli gösterge bizim açımızdan dediğim gibi bu Sezar yasası. Normal şartlarda Abu Dhabi'nin attığı bütün bu adımların Amerika tarafından yaptırıma maruz bırakılması gerekiyordu. Ama bunlardan muaf tutuldu. Niye muaf Oytun Hocam? Yani İran'ı dengelemek açısından mı? İran ve belki Türkiye'yi. Yani şu anda Amerika'nın belki bunu biraz hocam başta da bahsettiğiniz PYD meselesi oraya geldiğimizde de biraz konuşmamız gerekecek. Biden iktidara geldikten sonra Amerika'nın PYD'ye yaklaşımında veya Suriye'ye yaklaşımında bir değişim. Yani Trump dönemine göre veya James Jeffrey dönemine göre bir değişim yaşanıyor. Ve şu anda Bret McGurk, işte o hepimizin bildiği eski IŞİD ile mücadele koalisyonu temsilcisi. Şimdi de yine Ulusal Güvenlik'te Orta Doğu Kuzey Afrika'dan sorumlu koordinatör ve Suriye dosyasının başındaki isim.
Bu isim ve onun ekibinin düşüncesine göre, ki Biden'ın Suriye politikasını şu anda götüren ekip bunlar, yani Suriye'de Fırat'ın doğusundaki angajmanlarını sürdürme, PYD'ye destek konusunda taahhütlerini devam ettirme konusunda bir devamlılık söz konusu. Ancak en nihayetinde bu bölgeye bir siyasi statü verilmesi açısından PYD'nin Şam ile anlaşması gerektiğini düşünüyor. Ve Amerika en nihayetinde Suriye'den çıkacaksa, çıkmadan önce buraya bir siyasi statü sağlamak açısından Şam'la PYD arasında bir uzlaşıya varılması gerekiyor. O bağlamda da Rusya ile Amerika arasında bir uzlaşı. Yani Amerika'nın PYD'ye daha önce Şam'la görüşmeme yönündeki telkinlerini veya engelini kaldırıp tam tersi bu konuda teşvik etmesi, Rusya'nın da aynı şekilde rejim üzerindeki etkisini kullanarak tarafları bir araya getirme. Bunu Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden mi yapmak istiyor Amerika hocam? Şöyle, oradan şu noktaya geleceğim hocam. Şimdi bu yaklaşım Biden iktidara gelirken Rusya ile anlaşalım ve burada bir çözüm bulalım yaklaşımı sürdürülürken, bu çözümün, müzakerelerin önünü açabilmek açısından Şam rejimini bölgede rahatlatabilecek adımlar attı Amerika. Onlardan biri de işte bu Sezar yasasının görmezden gelinmesidir. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri bağlamında görmezden gelinmedi. Ürdün'le anlaşmaları oldu. Birçok başka ülkeyle anlaşmaları oldu. Gevşetti yani bu gelindir. Uygulamayı gevşetti. Mısır ve Ürdün doğalgazının, elektriğinin Suriye üzerinden Lübnan'a transferi konusunda çok önemli bir proje hayata geçirildi. Yani bu doğrudan esasında Amerika'nın yaptırımlarına maruz bırakılması gereken bir konuyken, Amerika bu işe siyasi olarak destek verdi, yeşil ışık yaktı. Amerika'nın Lübnan Büyükelçisi bu işin işte mimarlarından. Burada da işte insani nedenlere dayandırıldı Lübnan halkını, ki gerçekten orada bir sıkıntı yaşanıyor. Ama tabii burada esasen siyaseten bir yaklaşım vardı Amerika'nın. Bazı jestler yaptı. Rusya'ya dönük ve Şam rejimine dönük. Çünkü bu yapılan, bu plana verilen onay esasında Şam rejimine de dolaylı yoldan bir tanıma, meşruiyet tanıma anlamına da geliyor. Şimdi bu Ukrayna işgalinden, savaşından sonra bu perspektifte bir değişiklik söz konusu oldu mu Oytun Hocam? Evet, yani çok buradan doğru bir noktaya geçtik hocam. Kesinlikle oldu, olacaktır. Yani Ukrayna meselesinin, işgalinin Suriye'ye doğrudan yansımaları olacak dedik ilk başta. Benim kanaatim en doğrudan yansıması, Türkiye açısından da belki zamanımız kalırsa değerlendirelim isterseniz. Tabii. En doğrudan yansıması bu Amerika-Rusya arasında Suriye konulu yürütülen müzakerelerin sekteye uğraması olacaktır. Ki bu süreç bizim Türkiye açısından da çok sakıncalı bir süreçti. Türkiye'nin biraz bypass edildiği, dışarıda bırakılarak iki büyük gücün, Suriye'deki iki büyük gücün Türkiye'siz bir Fırat'ın doğusuna dönük çözüm arayışı söz konusuydu. Bunu Türkiye'ye nasıl bir fırsat penceresi açıyor hocam? İsterseniz hemen ona girelim. Tabii ki Amerika-Rusya uzlaşısı bizim açımızdan riskli Suriye'de. Yani bu iki güç arasındaki rekabet, ayrımlar bize manevra alanı açıyor. Biz onlardan faydalanarak Suriye'de sürekli daha siyasi ve sahada alan kazanıyorduk. Bu iki aktör bir araya gelip Türkiye'yi de dışlayarak, özellikle Türkiye gibi hayati bir konu olan Fırat'ın doğusu konusunda bir uzlaşıya varırsa, ki Rusya'nın da biliyorsunuz Fırat'ın doğusu konusundaki düşünceleri Amerika'dan çok da farklılık taşımıyor, bu Türkiye'yi rahatsız edecektir doğal olarak. Dolayısıyla Ukrayna meselesi bu iki aktör arasındaki çatlağı çok onarılmaz biçimde derinleştirdi. Bunun Suriye'deki müzakerelere doğrudan yansımaları oldu. Brett McGurk ve Lavrentiev ekipleri arasında Cenevre'de sürdürülen görüşmeler şu anda tabii sekteye uğramış durumda. Ne zaman, nasıl başlar? Bunların hepsi soru işareti. Ve Ukrayna'daki durum eğer tabii bir Türkiye'nin arabuluculuğunda çözüm bulma olasılığı da giderek artıyor, ama diğer taraftan bir diğer senaryo, Rusya'nın burada işte Afganistan benzeri uzun süreli bir yıpratma savaşına maruz kalması. Bu durum Rusya'nın tabii Suriye'deki pozisyonunu etkileyecek. Bölgedeki son yıllarda o yükselen profilini etkileyecek. Ve tabii Amerika'nın belki Suriye sahasını, Rusya'nın burnunu biraz daha sürtmek açısından yeni bir saha olarak görmesini bile beraberinde getirebilir. Dolayısıyla bütün bunlar Türkiye açısından,
Amerika-Rusya arasındaki uzlaşıyı bozması anlamında ben fırsat penceresi açacağını düşünüyorum. Diğer taraftan tabii özellikle Türkiye-Rusya ilişkileri Suriye'deki gelişmeler açısından çok önemli. Yani bu ilişkilerin seyri Suriye sahasına doğrudan yansıyor ve şu anda Ukrayna krizi Türkiye'yi Rusya nezdinde daha da vazgeçilmez bir konuma getirdi. Bu tabii Rusya'yı Suriye'de Türkiye'nin hassasiyetlerini biraz daha dikkate almaya itecektir. Oytun Hocam, şimdiden sonra hani o Türkiye'nin hassasiyetleri namına Türkiye diplomatik olarak veya sahada askeri olarak ne yapabilir? Önümüzdeki günlerde böyle bir hareketlenme bekleyebilir miyiz Suriye'de? Şimdi tabii ilk yansımasını, yani doğrudan Türkiye'den bir hamle, bu da tabii daha sonraki aşamada bu da gündeme gelebilir ama şu aşamada bizim için en doğrudan yansıması İdlib oldu. Biliyorsunuz İdlib'de düzenli olarak hava saldırılarını Rusya düzenliyor. Buradaki neden de Türkiye ile farklı sahalarda yaşadığı sıkıntılarda Türkiye'ye mesaj vermek, Türkiye'yi geri adım attırmak açısından yumuşak karnı olarak düşündüğü İdlib'de Türkiye'yi sıkıntıya sokmaya çalışıyor Rusya. Ama Ukrayna başladığından bu yana benim sayabildiğim bir iki hava saldırısı dışında hiçbir hava saldırısı gerçekleşmedi. Yani en azından ki Ukrayna işgal girişimi başlamadan yanılmıyorsam bir iki gün önce doğrudan Elbap'ı vurdu Rus kuvvetleri. Bu da tabii Türkiye'ye belki bu işgal girişimi öncesi Ukrayna konusundaki pozisyonunu değerlendirmesi konusunda bir Rusya mesajı olarak okunabilirdi. Ama o tarihten bu yana oralarda bir rahatlama var. Bu bizim için tabii bir fırsat penceresi. Orada öyle bir sıkıntı Fırat'ın yaşarken... Fırat'ın doğusunda fırsat penceresi açılacaktır diye düşünüyorum. Özellikle bu Amerika-Rusya arasındaki çatlak giderek daha da derinleşirse veya Rusya'nın Ukrayna'da nasıl bir mücadele içerisine gireceği, oradaki o mücadelenin seyri Rusya açısından nasıl ilerleyeceği bize Fırat'ın doğusu konusunda da yeni fırsat pencereleri açar. Ben her halükarda hep söylüyorum, yani Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna dönük hamleleri, ya oradaki statiko şu anda Türkiye açısından kabul edilebilir değil. Fırsatlar oluştuğunda, şartlar oluştuğunda Türkiye diplomatik olmazsa askeri yöntemlerle buradaki statikoyu değiştirmek için adımlar atacaktır. Şartlar biraz daha olgunlaşıyor ama tabii şu ortamda Türkiye'nin Rusya ile karşı karşıya gelecek şekilde bir adım atmasını beklemek gerçekçi değil ama Rusya Ukrayna meselesi nedeniyle Türkiye'ye olan ihtiyacı arttığı noktada Suriye konusu Rusya açısından bir pazarlık aracı olabilir ve Türkiye'nin bu yaşamsal alanında Türkiye'ye bazı alanlar açılabilir. Çok az süremiz kaldı. Acele bir soru soracağım. Yani bu yeni denklem Suriye bahsinde bu YPG'ye karşı Türkiye'yi geri kazanmak için Amerika Birleşik Devletleri bu YPG projesinden vazgeçme ihtimali var mı? Son bir dakika Oytun evet, Hocam. Ya bu hocam tartışılıyor. Yani Amerika basınında bile hatta çok üst düzey işte emekli askerler, istihbarat görevlilerinin yazıları bu konuda çıktı. Bunu dillendiriyorlar ama bu tabii ne kadar Amerikan dış politikasına dönüşür? Bu konuda biraz temkinli olmak gerekir diye düşünüyorum. Brett McGurk ismi tabii burada bizim için önemli. İşte hepimizin tüylerini diken diken eden o isim. Yani Fırat'ın doğusu konusundaki taahhütlerinden vazgeçmeyecektir ama Türkiye'nin stratejik önemi giderek artabilir. Ukrayna meselesi, bu da Amerika ile daha yakın işbirliğine yol açabilir diye düşünüyorum. Oytun Hocam, Oytun Orhan Orsam'dan çok teşekkür ediyoruz. Orsam'a da çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum herkese. Selamlar. Sağ olun. Yeni saat diliminde devam edeceğiz efendim. Haftanın raporu devam ediyor sayın seyirciler. Mehmet Acet, Mehmet Şahin, bendeniz Murat Yılmaz. Değerli konuklarımızla dış politika gündemini yorumlamaya devam edeceğiz. Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger. Hocam, merhaba efendim, iyi yayınlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Sağ olun, teşekkür. Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz, Salih Hocam. Değerli hocalarım, hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar, İyi akşamlar Salih Hocam. Evet, sağ olun. Bu Ukrayna krizi işgale, savaşa dönüştüğü zamandan itibaren beraberce meseleyi takip ediyoruz. İsterseniz Salih Hoca'yla başlayalım. Salih Hocam, bu Rusya'nın
Kimi yaptığı açıklamalar var. Hani müzakereler olumlu gidiyor şeklinde. Bunun karşılığı Ukrayna'da da görüyoruz ama Rusya'daki bakış nasıl gelişiyor? Hem bu yaptırımlara hem de savaş etrafındaki gelişmelere ve müzakerelere yönelik. Şimdi şöyle, müzakerelerde baktığımız zaman her ne kadar dışarıya sanki bir uzlaşma havası veriliyor gibi gözükse de iki tarafın birbirinden oldukça uzak olduğunu görüyoruz. Yani bir defa Ruslar Kırım ve Donbas konusunda kesinlikle orası bizim diyorlar. Artık orayı Ukrayna unutsun. Yani Ukrayna buraların Rusya olduğunu, işte Donbas'ın bağımsız olduğunu kabul etsin diyor. Ukrayna ise bunlardan, toprak bütünlüğünden asla vazgeçmeyeceğini dile getiriyor. Yani şu an itibariyle diplomasi kapısı açıkmış gibi gözüküyor ama iki tarafın uzlaştığı konular çok da fazla. Zaten daha önce Zelenski, ben işte Putin'le bir araya gelebilirim bağlamındaki ifadelerinde o uzlaşacak konuları Ruslar biliyor. Yani NATO'ya girmeyecek, silahsızlandırılacak, ilk bir ordu işte Ukrayna için kalacak. Rusya'ya karşı olan milliyetçiler hükümetten arındırılacak gibi. Bunlar aslında uzlaşılabilecek konular olarak görülüyor ama asıl iki taraf arasında sorun olan ya da savaşın çıkmasına neden olduğu iddia edilen konular, Donbas konusu ve Kırım konusu şu an için uzlaşıyı zorlaştırıyor. Tabii burada Murat Yılmaz, görmemiz gereken bir şey var. Yani bu masada, diplomasi masasında bir barış olması için bir tarafın zor durumda olması gerekiyor. Ya Rusya zor durumda olması gerekecek ya da Ukrayna'nın zor durumda olması gerekecek. Şu anda uzlaşma olmadığına göre demek ki iki tarafta bu savaşı sürdürebilecek, daha da belli bir mesafeye gidebilecek ya da bir tarafın tamamıyla gardını indirdiği bir durum yok. Şu an itibariyle Ukraynalılar ilk şoku atlatmış durumda. Yoğun bir silah desteği alıyorlar. İşte Rusya'ya göre baktığımız zaman işte arazi savaşlarında ya da yakın savaşlarda daha üstün olduklarını görüyoruz teknolojik anlamda. Hani bu Rus ilerleyişini durdurdu. Rusya ilk şoku atlattı diyebiliriz. Bundan sonraki süreçte daha yıkıcı silahları kullanıyor. İşte başta baktığımız zaman hançer dediğimiz işte ses hızından yüksek, ne bileyim, hava savunma sisteminin vuramayacağı ya da tespit edemeyeceği silahları kullanıyor. Balistik füzeler kullanıyor, evet. Evet, İskender füzelerini kullanıyor, Toçkavulları kullanıyor. Bu da aslında hem çok maliyetli Rusya açısından hem de gerçekten Ukrayna'yı hafife aldığını da gösteriyor. Bir de tabii şunu da vurgulamak gerekiyor. Son dönemde bu Ukrayna ordusunun kullandığı teknoloji ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dün Pentagon'dan yapılan açıklama, yani bizim istihbarat açısından Ukrayna'yla işbirliğimiz ya da bilgi paylaşımımız devrim niteliğinde. O zaman aslında sahada baktığımız zaman Ukrayna ordusu belki bu silahları kullanıyor ama Rus ordusunun yerlerinin tespiti ya da hangi hedeflerin vurulacağı konusunda baktığımız zaman ayrı bir karargah var Ukrayna'da. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri diyebiliriz, İngiltere diyebiliriz. Yani bir karargah aslında savaşı ayrı bir şekilde Rusya'ya karşı yürütüyor. Ama şu an itibariyle Ukrayna'nın pes etmemesi dolayısıyla yani birkaç gün içinde ya da 21'inde yeniden bir araya gelecekler. Bir uzlaşının olabileceğini düşünmüyoruz. Çünkü bu süreç şuna gidiyor baktığımız zaman. Ukrayna dünyadan o kadar çok destek aldı ve bir milli kimlik, o duyguyu, savaşma duygusunu oluşturdu. Ruslar belki de Ukrayna'nın tamamını alsalar bile Ukrayna Polonya'da ya da ne bileyim başka Baltık ülkelerinde bir sürgün hükümeti kurarak, benim gördüğüm Amerika Birleşik Devletleri de sanki bunu tercih ediyor. Yani Ruslar tüm Ukrayna'yı alsalar bile Rusya'yı baskı altında tutabilmek, tamamıyla koparabilmek ya da yeniden bir demir perde haline getirebilmek amacıyla ya da içeriden bir devrim yapabilmek amacıyla
Ukrayna'yı feda etmeye hazırlar. Ya da Ukraynalılar da bunu kabullenmiş gibi. Yani biz teslim olarak değil, savaşarak bu işi bitireceğiz. Hiçbir zaman teslim belgesini imzalamayacağız. Şimdi biz Ruslarla Suriye'de, Libya'da birçok defa görüşme masasında oturduğumuz zaman, yani Türkiye oturduğu zaman şunu gördük. Hani liderler ne zaman buluşacak ya da Türkiye bu liderleri bir araya getirecek mi diye. Belki de Rus diplomasisini en iyi tanıyan son yıllarda Türkler, Türk diplomasisi. Ya Ruslar alacaklarını almadan, tamamıyla önceden anlaşma belli olmadan, işte Kırım'ın ya da Donbas'taki taleplerin Zelenski tarafından kabul edildiği bir şekilde deklare edilmeden Putin'e, bu liderler zirvesinin toplanması mümkün gözükmüyor. Ya da Ruslar çok zor durumda olacaklar. Bu savaşı kaybetme ya da halk içerisinde bir anlamda o Batı tarafından planlanan, acaba oligarklar içerisinden bir karşılık olabilir mi? Halk içerisinde bir hoşnutsuzluk olabilir mi ki bu var. Son bir haftada ben mesela bizim enstitüye 4-5 tane ünlü, ne bileyim, akademisyen başta olmak üzere, acaba biz Türkiye'de sığınma alabilir miyiz bağlamında başvuruların geliyor. Evet, Rusya'dan geliyor, Ukrayna'dan değil. Yani Ukraynalılar zaten, onların sahipleri var sonuç itibariyle. Amerika Birleşik Devletleri, Batı. Ama Rusya'dan hocam 11 çıkış talebi var. Ve bunlar eğitimli kesim, akademisyeni, bürokratı, politikacısı ve ilk tercihlerinin de Türkiye olduğunu görüyoruz. Acaba Türkiye'de bir iş bulabilir miyiz ya da sığınma hakkı elde edebilir miyiz bağlamda? Yani bu huzursuzluk, eğer savaş kısa sürede bitmezse, Rusya açısından da çok daha farklı şeyler, olayların çıkmasına neden olabilir. Çünkü dikkat ederseniz, başarısızlık zaten işte FSB 5. Ordu dediğimiz bu lojistikten sorumlu general görevi bıraktı. Neden görevi bıraktı? Çünkü Belarus'ta bunlar tankların, ne bileyim, askeri araçların benzinini askerler satmış. Yani piyasaya çıkarıp satmışlar ve yarı yolda kalmışlar çoğu askeri araç. Lojistik inanılmaz derecede sıkıntı. Eğitimsiz askerlerin sahaya sürüldüğü ortaya çıktı. Yani tamamıyla vatanı görevini ifa etmeye gelen askeri ilk cepheye sürdüğü için bu büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı. Şimdi daha profesyonel askerlerin geldiğini görüyoruz. Mesela uzun süre televizyonlarda şu tartışıldı. 45 kilometrelik konvoy. Ne bileyim işte yüzlerce araç. Acaba Ukraynalılar bu yollara niye mayın döşemediler? Tren işte şeyden, Belarus'tan giriyor, Kırım'dan çıkıyor bakarsanız. Yani bu tren yolunu niye patlatmadılar, niye mayın döşemediler? Ama sonra görüyoruz ki bunun da bir askeri strateji olduğunu görüyoruz. Yani Ukraynalılar Rus ordusunu içeriye doğru çekerek, onları lojistikten, bir de kış şartlarından da faydalanarak büyük kayıplar verdirdiler. Ve şu anda Ruslar ikinci aşamaya geçmiş durumda. Yani strateji değiştirerek balistik füzelerle, konvansiyonel silahlarla Ukrayna'nın direncini kırmaya çalışıyorlar. Ama eğer insan gücüyle, normal bir kara ordusuyla giremezse, görünen o ki Ukrayna'nın direncini o uzun menzilli füzelerle kıramayacak. Bir de Rusları çok büyük yanıltan, 2-3 yıl içeride Kiev'de, Harkov'da, diğer her bölgelerde Ukrayna'nın bürokrasisinden, askerinden adam satın almışlar. Yani kendi taraftarı olarak bunları kullanmışlar ve şu anda bu lojistik dediğimiz onlar açısından çökmüş. Yani para verdikleri birçoğu ya Ukrayna'ya çalışmaya başlamış ya da kaçmış. Bir şekilde Rus ordusu bilgi akışında da sıkıntı çekiyor. Hocam, o zaman bütün bu anlattıklarınız, hani demin dediniz ya, bir barış ateşkes olması için taraflardan birinin zor durumda olması gerekir. Haklısınız. Temel dinamiği de budur bu işleri. O zaman yani bütün bu anlattıklarınız Rusya'nın zor durumda olduğuna işaret etmiyor mu? Şu anda zor durumda olduğuna işaret etmiyor. Sadece birinci aşamanın başarısız olduğuna işaret ediyor. Yani Rusların elinde sonuç itibariyle bir alternatifleri var. Yeni orduyu, profesyonel askerleri, işte Afrika'dan, Libya'dan, Suriye'den, orada savaş gören askerleri Karabağ'dan toplamaya başladılar cepheye. Uzak Doğu'dan yeni askerler getirmeye başladılar. İşte paraşüt alaylarını toplamaya başladılar. Bir de daha önce
Belarus üzerinden, Kiev üzerinden ordu ön plandayken orada görünen kayıplar dolayısıyla Harkov dediğimiz o güney cephesine, daha Donbas dediğimiz cepheye ağırlık vermeye başladılar. Ama görmen o ki Amerika Birleşik Devletleri'nin elektronik savaş anlamında Ukrayna'ya çok büyük desteği olduğu için, bir de tabii Çeçen savaşçıları görüyoruz, diğer ne bileyim farklı etnik gruplardan savaşçıları görüyoruz ama bunların da sahada etki etmediğini gördük. Bir gösterişten ibaret. Ukraynalılar bu aslında Çeçenlerin ya da diğer grupların sahaya girmesi Ukraynalıları daha iştahlı savaşmaya itti. Tam ters etki yarattı. Slavlar arasında da kendi içinde de Çeçenlerin işte onlar içerisinde savaşması Rus ordusundaki Slavlarda da rahatsızlık oluşturdu. Yani Ortodoks iki toplum, Müslümana Ortodoks'u vurduruyorsun bu anlamda. O nedenle de son dönemde dikkat ederseniz Ortodokslu Ukraynalılar, yöneticiler, ordu biraz daha ön plana çıkarmaya başladılar. Bu bir şekilde Rus ordusunda da etki etsin. Yani Müslüman askerlere karşı bir ayrılık oluşsun diye. Ama bu bir anlamda şöyle, mesela bugün açıklamalar var Rusya'dan. Amerika Birleşik Devletleri engelliyor diyor. Aslında biz uzlaşıya yakınız. Ama Amerika Birleşik Devletleri istemediği için, istemediği dedikleri bizim dediğimiz Kırım'ın Rusya'ya bağlanması, Donbas'ın bağımsızlığını kabul etmesi. Burada bir risk var. Türkiye açısından bir risk var. Türkiye arabuluculuğunu iki ülkede kabul ettiği için, bir de Ruslar bize yaptırımı uygulayan hiçbir ülkeyi biz arabulucu olarak kabul etmiyoruz. O zaman zaten Türkiye dışında bir şey yok, alternatif yok. İsrail dahil buna. Yani İsrail de bir şekilde gayri resmi de olsa yaptırımı uyguluyor. Şimdi eğer Türkiye'nin arabuluculuğunda Ukrayna Kırım'ı kabul ederse sanki Türkiye Kırım'ı Rusya'ya vermiş gibi bir hava oluşturmaya çalışacaklar. Yani iki tarafta, yani Ukrayna'da ya işte Türkiye'de barışın böyle bir şey olacağını Ruslar diyecek. Bakın Türkiye bile Kırım'ı Rusya'ya vermeyi arabulucu olarak kabul etti. İki tarafında buna hazırlık yaptığına dair ben bir risk görüyorum. Türkiye buna yönelik bir önlem alması gerekiyor. Özellikle hocam diplomatlar... teşekkür ederiz. Bir virgül koyalım müsaade ederseniz, İrfan Kayaülger'e dönelim. Hocam siz de bu Avrupa Birliği perspektifiyle bu pencereden bir bakabilir misiniz? Çünkü Ukrayna'nın üyeliğinin yanı sıra Moldova ve Gürcistan'ın üyeliği de konuşuluyor, tartışılıyor. Bu hani bu biraz önce Salih Hoca'nın çerçevesini çizdiği bu sıcak savaş ikliminde ne ifade ediyor Avrupa Birliği üyelik perspektifi? Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi Salih Hoca'nın görüşlerine katılıyorum. Hakikaten cin şişeden çıktı bu vakitten sonra. Ukrayna meselesi hangi yönde bir çözüme ulaşırsa ulaşsın, bu meseleyi önümüzdeki aylarda, yıllarda konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi tabii olayın bir de Avrupa Birliği boyutu var. Çatışmalar başladıktan sonra Rusya saldırısının hemen ardından Ukrayna Devlet Başkanı Avrupa Birliği'ne katılma talebini ileri sürdü. Bu Avrupa Birliği içerisinde bir ilk anda bir tepki doğursa da daha sonra kendi aralarında en azından moral destek, manevi destek olması bakımından Ukrayna'nın başvurusunu olumlu karşıladılar. Ve nitekim Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Avrupa yolculuğunun başladığını söyledi. Şimdi burada tabii ki bizim aşina olduğumuz Avrupa Birliği'ne katılım süreci dışında bir mekanizma söz konusu. Çünkü normal koşullarda Avrupa Birliği'ne katılma şartları belli. Ülkenin coğrafi bakımdan Avrupa kıtasında olması lazım ve çok partili siyasal sistem içerisinde olması lazım. Kopenhag kriterleri geldi daha sonra. İşte demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, azınlık hakları gibi yeni yükümlülükler aday devletlerin karşısına çıkarıldı. Şimdi Ukrayna'ya baktığımızda Ukrayna, evet, Avrupa devleti ve esasen 2014'te Kırım'ın ilhakı sonucunu doğuran olayların da temelinde Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılma çabası vardı. O tarihte 2013'te Ukrayna ile Avrupa Birliği arasında ekonomik işbirliği anlaşmasını paraf etmişlerdi. Fakat son dakika Rusya'nın baskısıyla Ukrayna'nın o tarihteki yönetimi bu anlaşmayı imzalamadı. Bunun üzerine
Ukrayna'nın Maydan'ında, yani işte bizim Taksim Meydanı gibi zaten Maydan'da, Meydan'dan geliyor. Ve orada gösteriler başladı. Sonra Rus yanlısı yönetici bu gösterilerin artması üzerine istifa etti. Yapılan seçimlerde Petro Poroshenko kazandı ve neticede olayın zaten en başında Avrupa Birliği süreci var. Şimdi AB'ye katılabilmek için coğrafi kriterin dışında ülkenin toprak bütünlüğünün de problemsiz olması lazım. Şimdi 3 tane devlet başvuru yaptı yakın zamanda bu çatışmalar başladıktan sonra. Ukrayna'nın dışında Moldova ve Gürcistan'da başvuru yaptı. Şimdi Moldova da Avrupa'da coğrafi kriteri Moldova'da sağlıyor. Fakat Gürcistan Kafkas dağlarının güneyinde, Transkafkasya'da. Şimdi eğer Gürcistan başvuru yapacaksa, Gürcistan'la bir süreç başlayacaksa, Ermenistan'la da Azerbaycan'la da böyle bir sürecin başlamaması için hiçbir sebep yok. Fakat onlara da yani red cevabı vermediler. Moldova'nın bir başka sorunu da şu, Moldova'da şu an toprak bütünlüğü söz konusu değil. Ülkede Rus yanlısı bir yönetim kuruldu, Transdniester Rus Cumhuriyeti. Ülkede toprak bütünlüğü söz konusu değil. Fakat Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yaptığı açıklama ve Avrupa'da özellikle Ukrayna'ya komşu olan ülkelerin bu süreci desteklemeleri yeni bir yaklaşımı gündeme getirdi. O da şudur, olağan sürecin dışında hızlandırılmış bir yöntemle Ukrayna'yı acaba Avrupa Birliği'ne almak mümkün mü? Şimdi bu çerçevede baktığımızda bir kez hukuki sürecin başlayabilmesi için başvurunun Bakanlar Konseyi'ne yapılması lazım. Komisyonun bu konuda bir rapor hazırlaması lazım. Ülkenin Avrupa Birliği'ne katılımının olumlu yanları, olumsuz yanları. Bunlar şu an yok. Ama bu sürecin de facto olarak da başlatıldığını anlıyoruz. Ursula von der Leyen bu yönde açıklamalar yaptı. Her ne kadar bazı ülkeler şu anda buna hazır değiliz, şu an genişleme için Avrupa Birliği'nde uygun bir ortam yok deseler de aslında AB süreci moral destek olması için bir taraftan da başlatılacak gibi gözüküyor. Şimdi burada sorulması gereken soru şu, önümüzdeki aylarda bir ateşkes olabilir mi? Ateşkes sonrası dönemde bir barış anlaşması olabilir mi? Nasıl bir Ukrayna ile karşı karşıya kalacağız? Benim tahminlerime göre Ukrayna'da böyle federal yapıya doğru bir gidiş de ihtimali var, olabilir. Yani Ukrayna işte batı tarafı ve doğu tarafının federal bir birim altında birleştirilmesi şeklinde Rus tarafı eğer biraz taviz verirse böyle bir seçenek söz konusu olabilir. Avrupa Birliği'nin burada moral destek olmanın ötesinde yeni dönemde bir yapılanma içerisine gittiğine de tanık olacağız. Bunun emareleri ortaya çıktı. Yaklaşık nasıl Avrupa bir Birliği yapılanma 810 hocam? Senedir, 810 senedir bu genişleme konusunda bir çekimsel yaklaşım içerisindeydi. Sadece telaffuz ettikleri genişleme projeksiyonu Sırbistan'a ve Karadağ 2025 yılında bu devletlerin içeri katılması taahhüdünde bulundular. Komisyonun raporlarında bunlar var. Fakat öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki dönemde bir taraftan da Rusya'yı sıkıştırmak için Moldova dahil, Ukrayna dahil Avrupa'da ve Batı Balkanlar'da yeni bir açılım yapma hazırlığı içerisindeler. Bunun bir başka karinesi de Rusya Federasyonu'nun Saraybosna Büyükelçisi'nin NATO'ya Bosna Hersek'in katılmasına karşı olduklarını açıklaması. Bu Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun faaliyetlerinin, moral destek faaliyetlerinin Rusya'yı önümüzdeki dönemde zorlayacağını gösteriyor. Ukrayna olayı, Ukrayna'ya yapılan moral destek, Ukrayna ile Avrupa Birliği sürecinin başlatıldığını söylenmesi de bunun en büyük karinesini. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir virgül koyalım müsaade ederseniz. Salih hocam, şimdi biz hani Ukrayna'yı konuşuyoruz, işte Avrupa Birliği çerçevesinde konuştuk, Balkanlar, Kafkaslar dahi konuşuluyor. Ama bütün bu olup bitenlerin elbette
Rusya ile Çin arasındaki bölgede yer alan ülkeleri, bilhassa Türk Cumhuriyetlerini etkilemesi kaçınılmaz. Orada nasıl bir etki görüyorsunuz? Oradaki hava nasıl? O ülkelerdeki, o cumhuriyetlerdeki? Şimdi aslında bu Çin, Rusya etkisi daha çok Rusya topraklarında gerçekleşiyor. Özellikle Sibirya'da baktığımız zaman... Çin'i kastetmedim. Hani Ukrayna meselesinin özellikle Türk Cumhuriyetlerindeki etkisini esas alarak sordum hocam. Şimdi öncelikle ekonomik olarak çok etkileyecek. Onu söylemek lazım. Zaten şu anda aynı Rusya'nın aldığı gibi döviz konusunda Türk Cumhuriyetleri'de Kırgızistan ve Kazakistan aynı yaptırımı aldılar. Çıkış, döviz çıkışını sınırlandırdılar. Bir de şöyle bir şey var Murat Yılmaz. Kırgızistan'ın ekonomisi gerçekten doğrudan Rusya'ya bağlı. Yani bugün Moskova, Petersburg gibi büyük şehirlerde yani 1,5 belki milyon civarında Kırgız çalışıyor. Şimdi rublenin değerinin düşmesi ve özellikle işsizlik gibi nedenlerle bu Kırgız, bir de para gönderemiyorlar kendi memleketlerine, döviz gönderemiyorlar. Şimdi bu Kırgızların büyük çoğunluğu ya Türkiye'ye yönlendirilecektir ya da Çin'e, ne bileyim, başka ülkelere doğru iş bulmak için kayacaklar. Enflasyonun çok hızlı bir şekilde Rusya'da yükselmesi, ki Avrasya Ekonomik Birliği'nden dolayı bir anlamda bunların ekonomileri Özbekistan ve Azerbaycan dışında diğer işte Kırgızistan ve Kazakistan'ın Rusya'ya bağımlı. Bu ekonomiyi de etkileyecektir. İşsizlik artacaktır. Bu ekonomik anlamda bir etki. Güvenlik açısından hiç işte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma gibi bir cesaret içerisinde olması, özellikle biz son dönemde Özbekistan'ın açıklamalarında görüyoruz ki biz diyor Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıyoruz. Bu ilk defa bir Orta Asya Türk Cumhuriyeti böyle bir açıklamada bulundu. Kazakistan açısından, güvenlik açısından belki Türk Devletleri Teşkilatı'nın yeniden işte bu güvenlik ve askeri konularda da bir kolunun kurulması ya da bu anlamda da ilerlemesi konusunda yeni bir strateji deneyebilir. Çünkü görünen o ki Türk Cumhuriyetleri özellikle Rus silah sanayi bakımından çok büyük yatırım yapmaya dönük gayretleri ya da stratejileri olacaktır. Her ne kadar Rusya'yla daha dengeli politika yürütmeye çalışacaklardır ki şimdiye kadar bu politikada başarılı oldular. Bundan sonraki süreçte de bu politikayı devam ettirmeye çalışacaktır. Ancak başta Almanya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı Orta Asya üzerinden çevrelemek amacıyla onların da Orta Asya'ya yönelik politikalarında değişiklik olması muhtemel gözüküyor. Güvenlik politikaları açısından. Çok teşekkür ederiz hocam. İrfan hocam, siz biraz önce Avrupa Birliği penceresinden Ukrayna meselesine baktınız. Sadece Ukrayna değil, Avrupa Birliği'nin genişleme politikaları etrafında da. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri açısından bakarsak, bu Ukrayna meselesi Amerika Birleşik Devletleri açısından nasıl bir safhaya evriliyor? Aslında Trump'ın iktidarı döneminde gündeme getirdiği hususlarda ilerleme var. Yani NATO ittifakı dağınık bir görüntü veriyordu. Ve Trump bir NATO zirvesinde Avrupalı ülkeleri, özellikle savunma harcamalarının milli gelir içindeki payının arttırılması konusunda uyarmıştı. Özellikle Almanya'ya karşı çok sert ifadeleri oldu. Şimdi işte Trump iktidarı kaybetti ama Trump'tan sonra gelen Joe Biden güçlü bir liderlik örneği ortaya koyamamış olmasına rağmen sahadaki gelişmeler Amerika'nın istediği yönde NATO ittifakı içerisinde yek vücut olma, çatlak seslerin ortadan kalkmasına kapı araladı. Şimdi NATO'nun bu kriz ne yönde bir seyir takip ederse etsin, bundan sonra yeni bir strateji arayışı olacak. Tıpkı Soğuk Savaş bittiği zaman nasıl ki alan dışı harekat, out of area stratejisini NATO benimsediyse, yeni dönemde de bu Ukrayna krizinden bir çıkarsama yaparak NATO'nun yeni dönem konsepti ortaya çıkacak. Bu arada Avrupa içerisinde Avrupa ordusu kurduk kuruyoruz şeklinde 1998'den beri böyle bu tip eğilimler var. Bu kategori NATO dışında Avrupa içerisinde askeri yapılanma
arayışlarının da çıkmaz sokak olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü Batı Avrupa'daki refah ve refah toplumu görüntüleri aslında NATO şemsiyesi, NATO'nun sağladığı güvenlik sonucu mümkün olabilmişti. Bunu Amerikalılar değişik vesilelerle dile getirdiler. 70 yıldır işte Normandiya çıkarmasından beri de facto olarak ama fiili olarak da NATO kurulduktan beri Avrupa'nın güvenliğini NATO sağlıyor. Avrupa Birliği içerisinde askeri işbirliği çabaları daha çok barış gücü faaliyetleriyle sınırlı. Herhangi bir coğrafyada, işte Bosna Hersek'te, Afrika'da herhangi bir yerde Avrupa Birliği adına, Avrupa Birliği'nin askeri boyutunu güçlendirme amacıyla barış gücü görevlendirilmesi kesinlikle konvansiyonel bir askeri yapılanmadan farklı bir şey. Bu tarafın da Ukrayna krizi vesilesiyle daha netlik kazanacağını düşünüyorum. Bir de bu Salih Hoca'ya sorduğunuz soru konusunda bir ilave bir katkı yapmak istiyorum. Şimdi 30 yıldır aslında Transkafkasya'da ve Orta Asya'da Sovyet dönemi yöneticileri ağırlıklı olarak iş başında kaldılar ve pek fazla bir değişiklik de olmadı. Yani baktığımızda hala böyle Sovyetler döneminde yetişen liderler ve bürokratlar sisteme hakim. Ülkeler, bu coğrafyadaki ülkeler sıkı sıkıya bir takım teşkilatlarla Rusya'ya bağlı tutuldular. İşte bunları parmakla sayalım. Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrasya Ekonomik Örgütü, Kolektif Güvenlik Antlaşması Teşkilatı, böyle askeri yapılanma. Tabii bu teşkilatların içinde de hepsi yok ama yine de Rusya'nın ağırlığının devam ettiğini görüyoruz. Bir de Rusya-Çin işbirliği çerçevesinde Şanghay Teşkilatı, bu coğrafyada işte dini radikal akımların, milliyetçi akımların önünün kesilmesi ve bu coğrafyada Amerika etkisinin sınırlandırılması amacıyla oluşturulan bir örgüt, Şanghay İşbirliği Teşkilatı. Bu dört örgüt kanalıyla Rusya Federasyonu, Transkafkasya ve Orta Asya devletlerini kontrol altında tutuyor. Özbekistan'ın savaşta, bu çatışma esnasında yaptığı açıklama son derece önemli. Özbekistan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını tanıdığını söyledi. Özbekistan, Orta Asya'da tüm değerleriyle komşu, en fazla nüfusa sahip olan Orta Asya Cumhuriyeti. Yani bir anlamda Özbekistan örtülü biçimde Rusya'ya kafa tutmuş oldu. Buradan şöyle bir çıkarsama yapmak mümkün. Yani bir başka süreç başladı. Yani bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yavaş yavaş Orta Asya Cumhuriyetleri de Rusya'yla her koşulda aynı karede görünmek, Rusya'yla işbirliği yapmak zorunda değiller. Bunu yavaş yavaş anlayacaklar. Tabii sahaya güçlü biçimde Çin giriyor, işte piyasalara giriyor, bir takım kuşak yol projesiyle giriyor. Öte taraftan Türkiye'nin de bu coğrafya üzerinde belli dönemlerde yavaşlattığı, TİKA'nın kurulması aşamasında 90'larda başlayan işbirliği çabalarının da işte bu 12 Kasım'da Türk Devletleri Teşkilatları kanalıyla yeni bir yapılanmaya doğru yol aldığını görüyoruz. Yani şunu söyleyebiliriz. Son cümle hocam. Orta Asya ve Güney Kafkasya'da önümüzdeki yıllarda Rusya'nın etkisi buralarda da azalacak. Ukrayna Savaşı bu kapıyı da araladı. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger ve Profesör Doktor Salih Yılmaz'a. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Mehmet, sen bir şey söyleyecektin. Yani hocalara gitmeden önce şu soruyu sorabilirim. Yok, onlar gitti şu anda. Gitmemiş gibi duruyorlar. Hayır, şey, çünkü başka bir arkadaşımızı bağlayacağız. Mertan Hoca'yı. Teşekkür ediyoruz hocam. İyi akşamlar. Teşekkürler. Ben şey demek istiyorum. Şimdi genelde biz Rusya'nın bu işi tamamen zayıflayacağını, Ukrayna'nın iyi direniş gösterdiği doğru. Bunun üzerinden gidiyoruz ama bence kritik soruyu sormuyoruz. Kritik soru şu: Ukrayna'nın direnişi Ukrayna'yı kurtaracak mı? Soru buradan başlıyor. Yani esas soru bu. Ama zaten çünkü Amerika Birleşik Devletleri açısından Ukrayna'nın kurtuluşu değil. Rusya'nın tuzağa düşüp yıpranması. Evet, yani şimdi onlar bu yıpratma savaşıyla Ukrayna'yı feda ederek, kurtarmak değil, feda ederek Rusya'yı yıpratmak orada peşindeler. Bu çok aşikar oldu yani. Bir şey daha ekleyeyim. Diğer konuklarımıza geçelim. Bu sadece Rusya'nın Afganistan'ın bataklığı olmayacak. Bu Avrupa'nın da bataklığına dönüşür.
Avrupa'nın da Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin kontrolüne girmesini sağlar. Bunların üzerine gitmiyoruz. Sadece Rusya üzerinden açıklama yapıyoruz. Son cümlem hocam. Ben Rusya saldırgandır, onu baştan söyleyeyim. Ukrayna saldırıya uğramıştır. Fakat Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere merkezli gelen yaptırım kararlarının amacı Ukrayna'yı, yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin çok çok ilerisine geçmiştir. Burada farklı bir planın işlediğini düşünüyorum. Bunu iyi okumak lazım. Burada sadece Rusya değildir amaç, başka şeyler de işliyor. Kontrolsüz bir şekilde barış olmaması için iyice taşı ileri koyduklarını düşünüyorum. Burada resim büyük. Sadece son cümle, Ukraynalıların kurbanı sadece, Ukraynalılar sadece Rusya'nın değil, Amerika ve İngiltere'nin politikalarında kurbanı olabilirler. Teşekkür ederiz. Mertan Hoca bağlandı mı acaba? Profesör Doktor Mertan Dündar henüz bağlanmadı. Tamam. Konuşabilirim yani. Yani sen bir son cümle daha söyleyebilirsin Mehmet. Üç defa son cümle dedim Mehmet. Şimdi, belki Acet bir şey ilave etmek ister. Sıra mecburen konuşma fırsatı olmayınca son cümleyle devam ettirmeye çalışıyoruz. Bizimki de biraz şeye benziyor. Ukrayna'daki olan işlere benziyor. Bence onun üzerine kafa yormak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü sadece Ukrayna ve Rusya üzerinden okunuyor. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin Rusya'yı da tuzağa düşürdüğünü düşünmeseydi diyebilirler. O ayrı bir konu. Ama, bunları... bizim şimdi şöyle Mehmet, yani bizim hocalar da buna işaret ettiler yani konuşmalarında. Hocalara demiyorum, hocalara teşekkür ediyorum. Onlar programa uzun süredir bugün olduğu gibi hep katkı veriyorlar. Yani mesela senin dediğin gibi mesela Avrupa Birliği'nin içerisinde NATO'daki mesela değişikliklere İrfan Hoca işaret etti. Senin dediğin gibi NATO'daki o farklı sesler artık ortadan kalktı. Bu Almanya şeylerini arttırdı. Bu hafta hocam, liderler zirvesi var. Ben bunun geçici olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun geçici olduğunu düşünüyorum. Alt bir etkisi olacak. Almanya'ya 100 milyar avroluk ekonomik güç, Almanya ne zaman şey kazanmışsa, ne onun ismi, askeri güç kazanmışsa, onun deprem etkisi var. Avrupa'da dengeyi alt üst ettiğini görüyoruz. Bu sefer sahiden son cümle oldu Mehmet. Mertan Hoca, hatta Mertan Dündar, Profesör Doktor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum efendim. İyi akşamlar. Hocam. Şimdi hocam, biz bu Ukrayna meselesini konuşurken ister istemez bu meselenin bütün dünyaya etkileri dolayısıyla yani bölge dışına da çıkarak bilhassa Pasifik'teki gelişmeleri de takip ediyoruz. Pasifik'te bilhassa Japonya'nın hem Ukrayna meselesine bakışı, Ukrayna'ya yardımları ve Rusya ile ilişkileri nasıl gelişiyor? Şimdi biraz önce biz Avrupa Birliği'ni konuşurken daha önce adeta hani sadece ekonomik bir aktör olan Almanya'nın savunma politikalarına izin veren bir yeni bir aktöre dönüşmesine bu manada izin veren bir gelişme olduğunu gördük. Aynı şey Japonya için de geçerli mi? Yani Japonya ekonomik, teknolojik bir aktörken artık Pasifik'teki gelişmeler, dünyadaki gelişmeler etrafında Japonya'nın dış politikada, savunmada bir aktör olduğunu da söyleyebilecek miyiz? Sizi dinliyoruz. Çok teşekkür ederim. Öncelikle tüm Türk dünyasının Nevruz Bayramı'nı kutlarım. Şimdi tabii Japonya'yı değerlendirirken Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkisi bağlamında değerlendirmek lazım. Oradaki stüdyodaki hocalar ve siz de gayet iyi bileceksiniz. İkinci Cihan Harbi'nin, İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikler tarafından işgal edildi. Her ne kadar daha sonra yapılan işte San Francisco Anlaşması ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan işbirliği ve güvenlik anlaşmaları bağlamında hani işgal dönemi bitmiş gibi gözükse de bilfiil Japonya'da şu anda 50 bine yakın, biliyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri askeri var. Kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, deniz piyadeleri olmak üzere. Sonuç itibariyle bunu niye söyledim? Amerika Birleşik Devletleri'nin onayı ya da tasdiki demek ne kadar doğru bilmiyorum ama olmadan Japonya'nın bağımsız bir şekilde hareket etmesi zor. Diğer taraftan yeni kurulan Japonya'da yine MacArthur'un, Douglas MacArthur'un ve ekibinin hazırladığı anayasaya da dikkat etmek lazım. Malumunuz olduğu üzere Japonya'nın silahı zaten hocam olarak... hani şöyle, hani Almanya'daki nasıl, evet. Almanya Amerika Birleşik Devletleri'nin taziyle izin vermesiyle yeni bir pozisyona geldiyse Japonya için de aynı şey geçerli gibi görünüyor. Yani Japonya'nın da özellikle Çin'in çevrelenmesinde
bir rol almasını istiyor gibi, sizin söylediğiniz gibi. Yani Amerika Birleşik Devletleri orayı kontrol eden bir aktör olarak. Yani şüphesiz. Fakat bunu doğrudan Japonya'yı, benim kişisel görüşüm tabii bu, Japonya'yı serbest bırakmaktan ziyade işte Kuat gibi, Avustralya biliyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Japonya'nın oluşturduğu bir dörtlü bu. Yani bu tip koalisyonlarla Japonya'yı belki uluslararası problemlere dahil etme tercihini kullanacaktır Amerika Birleşik Devletleri diye düşünüyorum. Malum olduğu üzere Japonya'nın bir ordusu da, yani bizim anladığımız manada bir ordusu da yok. 300 bin kişiye yaklaşık olan sayısı bir Jietai dediğimiz öz savunma güçleri var. Adı ordu değil aslında bir, ama ordu kapasitesinde olmaktadır. Adının dediğim gibi ordu olmaması bile aslında hem Japon toplumunun hem yeni İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan Japonya'nın yapısını bize hissettirecek bir tabirdir diye düşünüyorum. Ama doğrudur. Olaylar bu şekilde gelişirse, Çin daha fazla büyük bir tehdit haline gelirse, hem Japonya için hem Amerika Birleşik Devletleri için, dediğiniz doğru olabilir. Almanya gibi, Almanya'yı çok takip etmedim ama Japonya'ya belki askeri güçlenmesi bakımından daha yeni teklifler getirilebilir. Çünkü şu anda sahip olabileceği hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri aşağı yukarı belirlenmiş halde. Sınırlandırılmış halde, evet. Toplumun da hazır olması lazım. Sınırlandırılmış halde. Japon toplumu da sınırlandırılmış bir ordusundan yana ve olası bir kendisine doğrudan bir saldırı olmadıktan sonra herhangi bir askeri müdahaleye şiddetle karşı. Şimdi hocam, Ukrayna meselesine dönersek, Japonya'nın buradaki politikalar hangi istikamette gelişiyor? Rusya ile arasında Kuril Adaları üzerinden yaşanan anlaşmazlıklar da olduğunu biliyoruz. Evet. Şimdi öncelikle şunu belirtmem lazım. Yine malumunuz, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya ve Rusya herhangi bir barış anlaşması imzalamadılar. Bu savaşın devam ediyor anlamına gelmiyor. Çünkü malum olduğu üzere 1956 deklarasyonuyla Rusya ve Japonya savaş halini sonlandırdılar. Fakat bunu niye önemsiyorum, aralarında bir barış anlaşması olmamasını? Rusya ile Japonya arasında işte bu Kurillerin de dahil olduğu problemler barış anlaşması olmadığından dolayı henüz maalesef çözümlenemiyor. Müsaade ederseniz şunu da söylememe izin verin. Aslında baktığımızda bu Japonya tamamen Batı ittifakı ya da Batılı müttefikleriyle, ya da şöyle söyleyelim, dünyanın geri kalanıyla beraber Rusya'ya karşı tavır almış vaziyette. Fakat açıkçası beni birazcık da şaşırdım. Çok sert bir tepki gösterdiğini söylememiz lazım. Biliyorsunuz Putin de dahil olmak üzere belli başlı kurum kuruluşlarla şahısların hesaplarına bile Japonya kısıtlama getirdi. Yani bu bir devlet başkanına, Japonya'nın açıkçası bunu yapacağını ben düşünmemiştim. Çünkü Kırım'ın ilhakı, Gürcistan 2008-2014, bu Rusya'nın saldırgan tutumuna baktığımızda Japonya bu denli sert bir tavır almamıştı. Bu manada Japonya'nın da Rusya'ya karşı Amerika Birleşik Devletleri, NATO ve Rusya karşıtı dünya ile beraber hareket ettiğini söylemek lazım. Ve bilmiyorum soracak mıydınız ama silah olmamasına rağmen, silah yardımı yapmıyor biliyorsunuz Japonya. Fakat kurşun geçirmez yelekten Ukrayna'ya yapılan yardımdan bahsediyorsunuz. Doğru çok mu? Çok ciddi bir yardım ve bir 100 milyon dolarlık hemen nakit ödeme, ki bunlar firmaların yaptıkları ya da yapacaklarını açıkladıkları maddi yardımların dışında. Onun için yaptırımlar hakikaten şaşırtıcı diyebilirim Japonlar bakımından. Müsaade ederseniz birazcık da Kuril meselesinden bahsedebilir miyim? Tabii buyurun. Şimdi malum olduğu üzere aslında ortadaki zannediyorum problem, en büyük problem şu. Japonya'nın Kuril adaları ya da takım adalarından anladığıyla Rusya'nın anladığı biraz farklı gözüküyor. Japonya'nın temel argümanı bu Urup adası ve Itrup diyorlar Ruslar. Fakat Japoncası Etorofu. Bu Etoforu'dan, Itrup'tan Japonya'ya doğru olan dört büyük ada, Japonya diyor ki bunlar benim tarihsel adalarım. Burası benim Hokkaido'ya bağlı adalar.
Kuril Adaları, Kuril Zinciri ise bu Etorofu ya da Rusların İtruk dediği adaların kuzeyinde kalan adalar zinciridir. Onun için bizim tartışacak bir meselemiz yoktur. Biz ilk Ruslarla anlaşma imzaladığımızdaki 1855'ti, biliyorsunuz Japonya daha evvel dünyaya kapalıydı. 1853'te Amerika açtı zorla dünyaya. 1855'te de Shimoda Anlaşması'yla Rusya'yla bir nevi sınırlarını da belirlemiş oldular. Ve bu sınırlar bu dediğimiz Etorofu adasından Hokkaido'ya doğru, Japonya'nın dördüncü adası, büyük adası, yerleşim olan adası, Etorofu'ya ve Hokkaido'ya doğru olan dört ada. Bunlar hakikaten Japonya'nın burnunun dibinde diyebileceğimiz adalar. Daha sonra bu anlaşmayı, bu Shimoda Anlaşması'nı takiben, malumunuz üzere 1875'te bir St. Petersburg Anlaşması yapılıyor Japonya ile Rusya arasında. Ki buna Japonlar Karofuto Chishima Kokanjo Yoku diyorlar. Tüm Kuriller Japonya'ya, Saharin Adası ise efendim Rusya'ya bırakılıyor. Daha sonra malum olduğu üzere yine 1904-1905 Rus-Japon Savaşı, ki Çin'in nüfuzunu ele geçirmek için Japonya'nın Rusya'nın Doğu Trans-Sibirya Demiryolu ve Çin demiryollarını yapmasına ve bu vesileyle büyük bir nüfus kazanmasına karşı çıkarak başlattığı bir savaş diyebiliriz. Bu savaşta da büyük bir zafer kazandı Japonya. Bunu da belirtmem lazım. Bu zafer hem Osmanlı Türklerine hem aslında Rusya mağduru Türk dünyasına ve İslam devletleri arasında büyük bir etki de yapmıştır. Bunu da söylemek lazım. Uzatmayalım. Bunun akabinde Portsmouth Anlaşması, New Hampshire'da malum olduğu üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye girmesiyle, burada da Sahalin Adası'nın güney yarısı ve Kuriller Japonya'ya bırakıldı. Fakat daha sonra İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla 1943'te Kahire Konferansı, 1945'te Yalta Konferansı'nda özellikle Japonların Kuriller ve bunun dışındaki Pasifik'teki bütün adalardan çekilmeleri talebinde bulunuldu ve yine Yalta'da dönemin Stalin'e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Kuril Adaları'nın tamamının verileceği ve bu sebeple Rusya'nın da Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında savaşa girmesi talebinin iletildiğini biz biliyoruz. Ve Japonya teslim olacağını açıklamadan bir hafta önce Rus orduları Japonya'ya savaş açtı. Daha doğrusu Japon topraklarına girdi Rus orduları. Ve Kuriller de bu şekilde biliyorsunuz işgal edildi. Sonuç itibariyle yani 1951'de San Francisco Anlaşması'yla da Japonya bütün Kuril Adaları'nı bıraktığını, çekildiğini açıkladı. Fakat Japonlar diyorlar ki bizim çekileceğimizi söylediğimiz, bırakacağımızı söylediğimiz yer bu dört adayı içerdi. Çünkü bu dört ada bu Kuril Adaları'na dahil değil argümanını kullanıyorlar. Mertan Hocam, bir de şeye baksak, yani Japonya'nın bu Çin meselesindeki Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı'nın Çin'e bakışındaki pozisyonu ne? Orada da hani Rusya örneğinde olduğu gibi tamamen her şeyiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin çizgisine paralel bir politika mı izliyor? Şüphesiz. Yani buna hiç şüphe yok. Ama altını çizmek isterim bir kere daha, beni bağışlarsanız. Dediğim gibi özellikle bu tip askeri konularda Japonya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında bir inisiyatif alması çok kolay olmasa gerek. Onun için Çin'in bu saldırgan tutumu diyelim ya da agresif tutumu diyelim Japonya'yı da çok korkutuyor. Malum olduğu üzere şu anda Japonya'nın birinci tehdit sıralamasındaki birinci unsur Çin Halk Cumhuriyeti. Ama anlaşıldığı kadarıyla Çin'le Rusya'nın olası bir ittifakı da daha fazla Japonya'yı korkutuyor ve endişeye düşürüyor olsa gerek. Ve evet, sorunuza bir kere daha cevap vermem gerekirse, Çin ile olan sıkıntılarda Japonya sadece bölgenin işte Tayvan gibi, Güney Kore gibi bölgedeki diğer ülke ve bölgelerle aynı endişeyi taşıdığını söylemekle beraber birinci tehdit algısında da birinci ülkenin Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu söylememiz lazım. Bu bağlamda da demin arz ettiğim gibi Kuat gibi organizasyonlar, askeri ittifaklar Japonya için bir güvence. Ve bu manada da hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin var olan askeri gücünü zannederim birazcık daha arttırmasını arzuluyorlardır Japonlar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Mertan Hocam. Mertan Dündar bizlerle beraberdi. İyi akşamlar.
Teşekkürler hocam. İyi akşamlar diliyorum efendim. İyi yayınlar. Sağ ol, sağ ol. Şimdi bu geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri basınında birkaç gün önce Mehmet tuhaf bir haber çıktı. S-400 böyle, mi diyorsun? S-400 ile ilgili. Bu işte Türkiye S-400'leri Ukrayna'ya versin. Bunun karşılığında F-35'leri alır. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'yle de arası iyileşir. Bunu yazan kişi de hani ne ölçüde ciddi alınır, gazete ciddi. Bu yazan kişi de eski bir istihbaratçı. Niye yazılır böyle şeyler? Hem bunu sormak istiyorum Acet sana, hem de yani burada ne yapılmak isteniyor? Şimdi bunu bir konuşalım. Yani bir defa böyle bir şeyin olmuş olma ihtimali yüksek. Yani bu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman biliyorsunuz gelmişti. Bu Ukrayna Savaşı başladıktan hemen sonra burada bir takım görüşmeler yapmıştı. Zaten ikili ilişkiler bu dönemde biraz ağırlıklı olarak politika belirleme anlamında bir onun üzerinden, bir de Jake Sullivan Ulusal Güvenlik Danışmanı onun üzerinden ilerliyor. Böyle bir New York Times gazetesinde çıktı. Sonra işte bir Pentagon yetkilisi bunu doğruladı. Yani Türkiye'ye şunu öneriyorlar. S-400 Rusya'dan aldığımız S-400 bataryalarını Ukrayna'ya satsın Türkiye. Böylece Türkiye'den bu S-400'ler çıkmış olur. Elinden çıkmış olur. Bunun karşılığında da tekrar F-35 programına Türkiye geri döner. Buna biz de şeklinde. Ahlaksız teklif diyorlar. Evet. Tam anlamıyla bir ahlaksız teklif zaten. Bunun adını da böylece koymak lazım. Yani bence burada, biraz akılsız da. Evet. Hem akılsız hem ahlaksız. Yok, ahlaksız teklif bence daha yerli yerine oturuyor Mehmet Hoca'nın tabiriyle. Şimdi bunun tabii eder tutar bir tarafı yok. Yani burada defalarca Türkiye defaatle açıklamalarını yaptı bu konuda. Ben hani yakın zamana kadar da Amerikalılar bunu böyle yaptırım kararı uyguladılar biliyorsunuz. Ve F-35 programından da çıkarıldı Türkiye. Bunu bu haliyle sineye çektiler diye düşünüyordum ama belli ki tekrar bir yerden ısıtmaya çalışıyorlar. Ben burada bir şeyin altını çizmek istiyorum Acet. Şimdi S-400'lerin anlaşıldığı kadarıyla Ukrayna bunu alınca bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı kullanmayacak herhalde. Rusya'ya karşı kullanacak. Yani tabii. Şöyle, o zaman demek ki biz eğer hani Allah ihtiyaç vermesin ama bunu icap ederse Rusya'ya karşı dahi kullanabilecek bir şeyi almışız. Hava savunma sistemini almışız. Üstelik şimdi şuradan devam edelim. Rusya saldırgan bir ülke. Ukrayna'ya saldırdı. Bizim hava savunma sistemimiz hala yok. Amerika Birleşik Devletleri bize hava savunma sistemi vermiyor. Ve üstelik bizim elimizdekini de alıp Ukrayna'ya vermek istiyor. Peki Türkiye hava savunma sistemini hani verdikten sonra bu ihtiyacını nasıl karşılayacak? Hocam, ya Amerika Birleşik zaten, Devletleri çok tuhaf yani. Akılsızlık dediğim yani, burada yani. Başından beri Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işe karşı çıkmasının en temel sebebi Türkiye'nin hava savunmada savunmasız olması. Yani hava savunmada çıplak olan askeri tabirle söylüyorum. Bir Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesine muhtaç olacaktır. Geleneksel yapı bu şekildeydi zaten. Yani Türkiye yakın döneme kadar sen böyle şeyler alma, biz NATO çerçevesinde ihtiyaç olursa seni himaye ederiz. Şimdi Türkiye, ya da Ukrayna gibi sen yıpratma savaşı yaparsın. Biz de seni uzaktan destekleriz. Dolayısıyla yani bu S-400'ü almalarının bir ayağında işte Rusya'yla nasıl iş tutarsın mantığı var. Ama bir ayağında da Türkiye'ye sen kendi kendine hava savunma sistemini güçlendirmeni biz istemiyoruz. Bunu yani açıkça söylemiş oluyoruz. Burası zaten. Baktım, başka bir şey daha var Üstad. Bunu ek yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Hemen son cümle. Yani hep öyle oldu. Bir de bir yazı daha çıkmıştı. O yazıda da şunu söylüyordu. Türkiye'ye alan açmayalım diye. Son dönemde Türkiye'nin kazanmış olduğu itibarı zedeleme girişimi Batı kamuoyunda. Evet, sahiden son cümlesi oldu. Biz araya gidiyoruz. Yeni saatte devam edeceğiz efendim. Haftanın raporu devam ediyor sayın seyirciler. Stüdyoda Mehmet Acet, Mehmet Şahin, bendeniz Murat Yılmaz. Uzaktan erişimle doçent doktor SETA'dan Nebi Miş ve Nebi Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar hocam. Hoş geldiniz. Merhaba hocam. Hocam. Sağ ol. Ve avukat, yazar Cüneyt Altıparmak. Cüneyt Bey hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar hocam. Urfa'da mısınız? Evet, Urfa'dayım hocam. Urfa'ya selamlar, hoş geldiniz. Ben müsaadenizle bir kitap tanıtma vazifem var. Onu yapayım, öyle devam edelim biz konumuza. Bu arada Ankara'da
kitap fuarı var. Kongrezyum değil mi orası? Kongrezyum'da önümüzdeki hafta da açık. Yani oradan edindiğim kitaplarla başlayayım. Aliye İzzet Begoviç, Eyüp Beyhan'ın kitabı Kadim Yayınlarından çıkmış. Akademik bir çalışmasını basmışlar, yayınlamışlar. Yunus Şahbaz'ın Erol Güngör üzerine doktora çalışması. Erol Güngör üzerine yine güzel bir kitap çalışması da Beşir Ayvazoğlu'nun kitabı çıktı. Henüz onu görmedim. İnşallah onu da bekliyoruz. Türkiye'de İdeolojiler ve Siyaset, Hamit Emrah Beriş'in çalışması. Daha önce yazdığı liberalizm, muhafazakarlık ve kemalizm üzerine çalışmalarını burada derleyip toparlamış Emrah Hoca. Birleşik kitap evi vardı. Onların bir yayın evi var Atıf adıyla. Oradan gelen kitapları tanıtmak isterim. Peter Berger'in Sosyolojiyi Yeniden Yorumlamak, Din Sosyolojisine Giriş, Sosyal ve Kültürel Antropoloji, hepsi alanında hani klasik diyebileceğimiz temel kitaplar ve iyi çeviriler. Özgecilik, Toplumda Tabakalaşma ve Hareketlilik, Ahmet Zeki Ünal'ın kitabı. Kitapları Nasıl Okumalı, Akıllı Okur'un klasik rehberi. Bu da çok öğretici nitelikte bir kitap. Özellikle genç üniversiteli arkadaşlarımızın istifade edeceği bir kitap. Son olarak yine Peter Berger'in Gerçekliğin Sosyal İnşası, Bir Bilgi Sosyolojisi incelemesi, Thomas Lokman'la ortak çalışmaları. Dediğim gibi bunlar da sahanın klasikleri. Atıf Yayın Evi'ne teşekkür ediyoruz. Evet, müsaade ederseniz Cüneyt Bey ile başlayalım. Cüneyt Bey, şimdi bir değişiklik tasarısı var veya teklifi var seçim kanunu üzerine. Bu seçim kanunundaki değişikliklerin muhteviyatını biraz bize bahseder misiniz? Hocam, herkese iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Teşekkür ederim. Çoktan, uzun bir süredir üzerinde konuşulan bir konuydu. 5 maddede toparlarsak barajın %7'ye düşmesi söz konusu. Seçime girme yeterliliğinde 20 milletvekilini alıp grup kuran bir partinin artık seçime girmek için yeterli şarta haiz olmayacağını göreceğiz. Milletvekili mi dağılımında ittifak değil, direkt partiler hesaba katılacak. Seçim kurullarının oluşumunda artık bir atama veya önceden belirleme mümkün olmayacak. Bir kura yoluyla seçim kurulu başkanları belirlenecek. Bir de artık seçmen göçünün bittiğini ve adrese dayalı kayıt sistemi içerisinde bulunmayan kişilerin de oy kullanabileceği bir durumun gerçekleşebileceği noktasında 5 tane önemli adım atılmış oluyor. Tabii Türkiye'de bütün seçim mevzuatı ile ilgili yapılan değişiklikler eleştirilir. Hep birlikte hatırlarsak ittifakla ilgili ittifak sistemine geçtiğimiz zaman da bu sisteme niye geçtik? Aslında böyle doğru değildi. Daha önceki sistem gibi partilerin milletvekili alması gerekirdi şeklinde eleştiriler vardı. Şimdi bu ittifak sisteminden eski sisteme döndüğümüzde de benzer eleştiriler görüyoruz. Ama bizim burada bakmamız gereken şey şudur. Bu getirilen değişiklikler seçim sistemiyle beraber Türkiye'de eleştirilen ve üzerinde özellikle temsilde adaleti sağlayacak düzenlemeler mi değil mi? Onun üzerinden bakmak lazım. Mesela seçim kurulları ile ilgili hep şu eleştiri vardı. En kıdemli veya hakimin daha önceden belirlenmesi gibi bir eleştiri vardı. Artık bu yeni düzenlemeyle bu kurayla, yani artık kim birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından kim çıkarsa onun seçim kurulu başkanı olması, ilçe seçim kurulu başkanlarının da o şekilde belirlenmesi. Özellikle ittifaka değil de önce, biliyorsunuz şu andaki sistemde milletvekilleri ittifak içerisinde girmiş bir partinin aldığı oylara göre, ittifakın aldığı oylara göre dağılıyor. Ardından kendi içerisinde don sistemini uygulayarak en yüksek oyu alan partiye ittifak içerisindeki milletvekili veriliyordu. Bu da bunun hep Elazığ örneği verilir.
MHP orada 60 bine yakın oy almasına rağmen daha az bir oy alan CHP milletvekili çıkarmıştır. Sebebi de diğer partilerin, ittifaktaki diğer partilerin kendisine oy sağlamasından dolayıdır. Bu ne derece adildir? Bu ne derece doğrudur? Esas soru budur. Bir de bunun yanında seçmen göçü meselesi vardı. Muhtarların özellikle transfer ettirdiği veya işte bunlar da bayağı bir özellikle doğuda bayağı bir tartışmaya konu olmuştu. Bunu da artık geriye dönük bir yıl içerisinde ki kayıtlara göre seçmenlerin oy kullanacağı yerler özellikle mahalle idareler seçimlerinde, muhtarlık seçimlerinde bu evet. Oy kaydırmaları çok oluyordu. Şey. Buna engel olunacak şimdi. Çok önemli. Hocam bir taşıma oyların önüne evet. geçmek için. Bir konu daha var ki hocam, şöyle yerel seçimler ve muhtarlık seçimleriyle ilgili özellikle basına da çok yansımadı bu. Muhtar seçildikten sonra bir kişi yeterliliği sağlayamadığı için şikayet alıyordu. Bunu sağlayamaması nedeniyle de muhtarlığı düşüyordu ve bu burada da ciddi anlamda sıkıntılara sebebiyet veriyordu. Şimdi bunun da önüne geçiyorlar. Muhtarlığı hak kazanan kişi bir ay içerisinde işte varsa adli sicil kaydı da bir problem veya yeterliliğine engel bir problem ve bunu eski hale getirerek mahkemeye başvurup eski hale getirmesi mümkünse bunu bir ay içerisinde yerine getirmesi için kendisine süre veriliyor. Bu bir ay içerisinde bunu tamamlarsa muhtarlık mazbatası tescil ediliyor. Ama tamamlayamazsa işlediği suç buna engel, muhtarlığa engel olduğu tespit edilirse de ikinci sıradakine geçiliyor. Bu da ciddi anlamda özellikle ben Doğu için söyleyeyim karmaşayı da ortadan kaldıracak bir durum. Bir de Cumhurbaşkanı'nın seçim yasaklarıyla ilgili bir konu var. Orada da aslında uyumlaştırma süreciyle ilgili. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmemizle beraber seçim kanununun da buna uyumlaştırılması söz konusuydu. Orada Cumhurbaşkanı ile ilgili bir düzenleme yapılmamasına rağmen sanki Cumhurbaşkanı ile ilgili bir düzenleme yapılmış ve Cumhurbaşkanı muaf hale getirilmiş gibi. Cüneyt Bey, ben Nebi Hoca'ya da aynı şeyi sormak istiyorum. Şu artık oylar meselesi biraz teknik olduğu için yeterince anlaşılmadı bu bence kamuoyunda. Özellikle bu küçük partiler var muhalefet cephesinde. Saadet, Gelecek, Deva, Demokrat Parti. Onlar en çok da onlar tepki verdiler zaten. Onlar için ne anlam ifade ediyor? Yani bu artık oylarla ilgili bu düzenleme, onu biraz açabilir misiniz? Hocam şimdi bu artık oy kavramı aslında bizim anayasa hukukunda milli vakiye sisteminden bildiğimiz bir şey. Bir partinin artan oyları üzerindendir. Ama orada kastedilen Sayın Yazıcı'nın yaptığı açıklamalarda da kastettiği artık oy şu. İttifak içerisinde küçük partilerin aldığı oylar aslında ittifakın toplam oylarını belirliyor. Mesela bir parti ittifakta %1 oy bile alsa bu aslında o ittifak içerisindeki o ilde, o seçim çevresinde en yüksek oy alan partiye yarıyor. Şimdi buna karşı çıkmaları, bunu eleştirmeleri o partilerin şundan mütevellit. Bu artık ister istemez kontenjan kavramını ortaya çıkaracak. Ne demek bu? Çünkü bu partilerin hiçbirisinin artık milletvekili ağırlığı diğer partilere parti isimleri vererek daha net ifade edebilirim sanki. Mesela Saadet Partisi'nin Elazığ'da aldığı, İYİ Parti'nin Elazığ'da aldığı oy artık CHP'nin bir işine yaramayacak. Dolayısıyla Saadet Partisi'nin CHP ile olan ilişkisi işte ittifak nezdinde değerlendirirsek kendisine oy katkısı sunup bir milletvekili çıkarmasına sağlıyor retoriğini tamamen çökertecek. Bu da ister istemez bu tip partilerin koalisyon içerisinde yani veya ittifak içerisinde bulunan partilerin bir sıra veya birkaç sırada kontenjan istemesi gibi bir sorunu gündeme getirecek. Yani şöyle olacak, mesela Saadet Partisi CHP listesinden girecek ya da İYİ Parti listesinden girecek. Başka türlü milletvekili çıkarma ihtimali veya CHP'nin şu söylemi, yani CHP'ye şunu söyleyemeyecek mesela Saadet Partisi. İşte siz de bizim oylarımızla falan falan ileride vekil çıkarıyorsunuz veya İYİ Parti bunu CHP'ye söyleyemeyecek. Bu ciddi anlamda yeni bir durum. Siyasi bir kriz alanı şu anda. Ama hocam yani eskiden de çıkaramıyordu. Yani eskiden şöyle oluyordu. Mesela MHP'nin 60 bin oy aldığı bir Elazığ'da CHP 37 bin oy alarak işin içerisine İYİ Parti'nin ve Saadet Partisi'nin de oylarını kattığımız zaman 60 bini geçerek ne yapıyordu? Bir milletvekili çıkarabiliyordu.
Bu sayı artık bir anlam ifade etmiyor. Yani evet. Bundan sonra CHP'nin aldığı oya göre bölüneceği için veya işte MHP'nin aldığı oya göre dağılacağı için sistem ilk baştaki don sistemi gibi, yani barajı aşan tüm partilerin kendi içerisinde doğrudan milletvekilini paylaşmalarına sebebiyet vereceği için sistem içerisindeki küçük partilerin kilit olma vasfı ortadan kalkacak. Evet. Teşekkür ederiz Cüneyt Bey. Buna bir Nebi Hoca'dan da tabii, soruyu ben Nebi Hoca'ya da onu peşinen sormuş olayım. Yani evet, başkası. Nebi Hoca'ya da o zaten ben o konuyu özellikle sormak istiyorum. Cüneyt Bey, bu değişikliğin bir muhtevasını ortaya koydu ama bunun içerisinde özellikle siyasi sonuçları olan iki konu var. Bir tanesi barajın %10'dan %7'ye düşmesi. Diğeri de Mehmet Acet'in de sorduğu, üzerinde konuşulan bu ittifakların artık oylarla milletvekili tayininde artık ittifakların değil partilerin oylarının esas alınacak olması. Bunun siyasi sonucu da Cüneyt Bey söyledi. Belki küçük siyasi partilerin küçük siyasi partilerin ağırlıkları, pazarlık kabiliyeti azalacak. Ve netice itibariyle büyük siyasi partilerin gücü artmış olacak. Bu da Cumhurbaşkanlığı sisteminin beraberinde getireceği varsayılan işte merkezdeki partilerin büyüyeceği beklentisini belki hayata geçirecek. Sen ilave et istersen. Şey için söylüyorum, hem Cüneyt Altıparmak hem de Nebi Hoca yazdılar bu konuyu. Bir tanesi Cüneyt Bey Star Açık Görüş'te, Nebi Miş Hoca da Sabah Perspektif'te yazdı. En azından belki derinlemesine bakmak ister bizi izleyen değerli seyirciler. Onu hatırlatmak istedim. Buyurun. Nebi Bey, şimdi siz bu çerçeve içerisinde hem bu barajın düşmesini hem de bu artık oy meselesini siyasi perspektifle bir değerlendirir misiniz? Cüneyt Bey çok net bir şekilde tercihini çizdi bu değişikliği neler getirdiğini, ama bu değişiklikte yani seçim kanunu teklifinde, şu anda Cumhur İttifakı partilerinin meclise sunduğu teklifte siyasi sonuçları olacak. Benim açımdan da en önemli mesele aslında 2018 yılında kabul edilen ittifak düzenlemesindeki bir değişiklik. Yani milletvekili oy dağılımında ittifak etkisinin minimize edilmesi ya da sıfırlanması da diyebiliriz. Şimdi ne olmuş 2018'deki değişiklikte? Partiler ittifak yapabiliyordu. Toplamı %10'u geçtiğinde aynı zamanda ittifakın içerisindeki partilerde barajı da geçmiş sayılıyordu, ama kuşkusuz burada teknik olarak seçim çevreleri açısından %1'lik, %2'lik, %3'lük partiler barajı geçse bile seçim çevresi açısından kendi partileri milletvekili çıkaramıyordu. Onların artık oyları doğrudan ittifak içerisindeki büyük partilere gittiği için ya da milletvekili çıkaran partilere gittiği için bu artık oy meselesi %1, %2, %0.5 gibi küçük partilerde bir pazarlık avantajı elde ediyordu. Yani bu partiler gidip ittifaka girdikleri partilere diyorlardı ki bizim %2'lik, %1'lik, %0.5'lik oyumuz var. Bize şuralardan kontenjan ver. Dolayısıyla zaten biz milletvekili çıkaramasak bile bizim artık oylarımız size başka şehirlerde yarayacak. Mesela CHP'ye baktığımız zaman bütün il bazında 11'e yakın ilde İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin artık oylarıyla milletvekili çıkardığını biliyoruz. Cüneyt Bey Elazığ'dan örnek verdi. Genellikle Elazığ veriliyor. Çünkü CHP bunu şöyle sundu. 52 yıl sonra ilk defa Elazığ'dan işte oylarımız arttığı için milletvekili çıkardık dedi. Halbuki Elazığ'da bir milletvekili çıkarmak için 59 bin oya ihtiyaç var. 46 bin, 47 bin MHP'nin, 35 bin civarında CHP'nin oyu vardı ve 26 bin İYİ Parti ve 6-7 bin civarında Saadet'in oylarıyla MHP'nin önüne geçerek orada milletvekili çıkardı. Buna benzer başka iller de var. Şimdi burada
2018 ittifak düzenlemesindeki artık oy meselesi Türkiye siyasetinin geleceği açısından benim baktığım yerden önemli sorunlar ortaya çıkarmıştı. Bu önemli sorunların en önemlisi pazarlık siyaseti üzerinden kilit konuma gelen partiler, bazen partiler bazen siyasi aktörler siyasal sistemin geleceğine yönelik olarak bir ittifak pazarlığına girişiyorlar. Ve kontenjan üzerinden birkaç milletvekiliğine razı olacak şekilde siyasete girdikleri için de büyük partilerde parçalanma, siyasetin merkezinin zayıflaması, kendi parti içerisinde mikro iktidar mücadeleleriyle başarılı olamayan aktörlerin de gidip küçük partiler kurmasına neden oluyordu. Bunu şu anda Türkiye'de 110'a yakın parti var. Kuşkusuz bunun 20 kusur tanesi seçimlere girebilecek ama sadece 2020 yılında 20'ye yakın Türkiye'de parti kurulduğunu biliyoruz. Bunun 5-6 özellikle 2018'den sonra kurulan partilerin önemli bir kısmı aslında ittifak siyaseti üzerinden siyasette var olmayı murad eden partiler. Bizi izleyenler şöyle itiraz edebilir. Diyebilirler ki işte ne var? Bir siyasal sistemde onlarca partinin olması temsilde adalet açısından, demokrasinin kalitesi açısından iyi diyebilirler. Ama bu böyle değildir. Yani bunu net olarak ortaya koyalım. Bir siyasal sistemde sistemi etkileyebilecek onlarca pazarlık partisinin olması o siyasal sistemde demokrasinin kalitesini falan geliştirmez. Biz bunu Latin Amerika başkanlık sistemlerinden biliyoruz. Özellikle koalisyoncu başkanlık sistemi denen ülkelerde maalesef bu siyasetin merkezinin zayıflaması ve pazarlık siyaseti üzerinden siyasal sistemde etkili olan aktörler sistemi yozlaştırıyor. Sistem yozlaşınca da siyasal istikrarsızlık gibi ya da yozlaşmanın farklı türleri gibi o ülkelerde sorunlar ortaya çıkıyor. Örneğin işte hep Brezilya örnek veriyoruz daha iyi anlaşılabilmesi için. Bolsonaro'nun partisi sadece mecliste 52 milletvekiline sahip. Mecliste 28 tane farklı parti var. Dolayısıyla da seçimden önce partiler hangi bakanlığın kime verileceği ile ilgili pazarlıklar yapıyor. Hatta bazılarını boş bırakıyorlar. Seçimden sonra ittifaklar bozulursa diğer ittifaklardan oraya alabilelim diye. Şimdi benim baktığım yerden belki izleyiciler bu yorumu sert bulabilirler ama ittifak sistemi bu şekliyle devam ettiğinde bugün olmasa bile Türkiye siyasetinin geleceğinde ben koalisyoncu başkanlık sistemi gibi bir tehlikenin olabileceğini varsayanlardanım. Bunu söylerken de çok yakın bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bir tartışmayı geçmişte yaptığını biliyoruz. Yani şu tartışıldı Türkiye'de. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığını kazanırsa işte bakanlıkların ve başkan yardımcılıklarının parti başkanları arasında paylaşılması gibi şeylerin pazarlığının yapıldığı, konuşulduğu bir siyasal alanda yani, siyasal... Hocam 0,4 oyu alan bir kişi bir partinin genel başkanı olduğu için Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olacak. Mesela değil mi? Onu vaat ettiler. 0,4'ü evet, yani alacağını da bilemeyeceğiz. Evet. Bunu tartıştılar. Şimdi bu ne getiriyor? 6 parti var şu anda işte güçlendirilmiş parlamenter sistem dedikleri bir çerçevede tartışıyorlar. Bunun üzerinde ittifak ettiğini söylüyorlar. Bu partilerin içerisinde kendisini liberal olarak gören, sol olarak gören, hatta geçmişte Türk Milliyetçisi olarak gören farklı ideolojilerdeki partiler var. Ama biz hepimiz siyaseti yakından izliyoruz. Bu 6 partinin kendi kimlikleriyle ilgili, duruşlarıyla ilgili son dönemde herhangi bir şey söylediğini gördük mü biz? Yani mesela dış politika konusu kimliğin en belirgin olduğu yerlerdir. Yani ideolojinin kimliğin en belirgin olduğu yerlerdir. Ya da ekonomi. Yani hocam ortak bir şeyleri var. Nebi hocam, hepsi S-400'lere ve Türkiye'nin hava savunma sistemine karşılar. İşte birkaç tane böyle sembolik alan var. Oralara karşılar ama öbür taraftan da
kendi kimliklerinin ne olduğu, siyasi ajandalarının, programlarının ne olduğuyla ilgili seçmene net bir şey söylemiyorlar. Muğlak bir alan bırakıyorlar. O zaman seçmen sorar, iyi de kardeşim hepiniz S-400'e karşı olacaktınız da niye bu kadar partiyi kurdunuz? Niye işte 6 kişi bir masada var da pazarlık siyaseti yürütüyorsunuz? Hocam peki buradan nasıl bir şey çıkabilir? Bu hafta mesela muhalefet partileri arasında bir trafik yürüyecek. Haftaya bir araya gelecekler. Yani nasıl bir çıkış yolu bulabilirler? Ya burada kuşkusuz %7'lik barajın içerisine girip yani partiler yine ittifak yapabilecek ve ittifakın toplamı %7'yi geçtiğinde barajı geçmiş olacaklar. Burada ittifakın içerisinde olmalarının o ittifakın diğer partilerine artık o üzerinden pazarlık siyaseti ellerinden aldığı için siyaset biraz daha belki benim baktığım yerden normalleşecek olabilir. Kuşkusuz hakim partili bir sistemde özellikle AK Parti'nin çok uzun dönemdir iktidar olmasından dolayı muhalefet iktidar olmanın yollarını ararken biraz da siyasi alanı kimliksizleştiren bir fonksiyon da ortaya koyuyor ve taktiksel oylar üzerinden sonuç almaya çalışıyor. Benim baktığım yerden ittifaklar yine olacak ama ittifaklar stratejik olarak olacak. Sonuçta AK Parti ile MHP de bir ittifak içerisinde ve ittifak yaptıkları alanda stratejik olarak Türkiye'nin önemli meselelerinde, sorunlarında, gelecek vizyonunda belirli perspektiflerde birleşiyorlar. Bu tip ittifaklar bundan sonraki süreçlerde de olacak. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimini düşündüğümüzde. Ama pazarlık siyasetinin burada minimize edilmeye çalışılması en azından bu taktiksel meseleleri biraz daha belki de farklı yönlere gitmesini sağlayacak. Muhalefet kendi arasında belki yeni bir sağ ittifak gibi unsurları tartışacak. Murat abi bir şey soracaksınız ama bir virgül cümle koyalım. Yani son cümleleriniz olsun, bir virgül koyalım Nevi Bey. Son cümle şu olsun. Bu seçim sistemi teklifi tartışılırken maalesef bir yanlış tartışma yürüyor şu anda. O da şu: belirli simülasyonlar üzerinden 2023 seçimlerini dikkate alarak yapılan tartışmalar. Bence bu ittifak sistemindeki yeni öneri 2023 seçimleri üzerinden tartışmamak gerekiyor. Türkiye'nin siyasetinin istikrarı, geleceği ve siyasal partilerin kurumsal yapıları açısından bakmak gerekiyor. Bir demokraside ittifaklar siyasi partilerden daha önemli hale gelmişse bu sorunludur. Çünkü siyasal partilerin kurumsal yapıları bir demokrasi için çok önemlidir ve siyasi partilerin güçlü olması gerekiyor. Teşekkür ederiz. Mehmet, sen de bir değerlendirme yapar mısın? Yani bu şeyi, değişiklikleri, bu değişiklik teklifleri içerisinde öne çıkan unsurları nasıl görüyorsun? Şimdi aslında değindiler de bir böyle şu cümleyi kurmak istiyorum. 2018'de şöyle söylüyordu bu küçük partiler: ben senin yarımını tamamlayayım, sen bana tam bir milletvekili ver diyorlardı. Yani pazarlık o şekilde yapılmıştı biliyorsunuz. Artık oy dedikleri şey o. Çünkü yetmediği için veya Cumhuriyet Halk Partisi hiç milletvekili çıkaramayacak. Birçok bölgede tabii benim sayemde sen milletvekili kazanacaksın. Bana bir kontenjan ver. Bana diyor ki, örnek Cumhuriyet Halk Partisi hatta 30-31 milletvekili fazla çıkar dediler ya. Bu artık oylardan. O onun tamamlamış olduğu eksiğini. Ona da işte Konya'dan birkaç yerden biliyorsunuz vekillik verildi. Saadet Partisi o zaman zaten. Örnek verildi. Ama şimdi arttı. Evet, evet. Böyle bir durum ortaya çıktı. Bu ortadan Demokrat kalktı. Demokrat Parti de vardı. Evet. Bu ortadan kalktı. Başka bir şey daha var. Eskiden küçük parti kuruluyor. Parti kurulduğu zaman demokratik ülkelerde ne yaparsınız? Partinizi anlatmak için halka gidersiniz. Parti kurulup halka gitmek yerine partiyi kurup seçim dönemini beklemeye başladılar. Ve bu defa biliyorsunuz bütün pazarlık yapmak için sürekli genel merkezlerde o onu ziyaret ediyor. O onu iadeyi ziyaret ediyor. Böyle bir pazarlık unsuru götürüyorlar. Yara çok götürüyorlar. Yani her gün birisi birisini ziyaret ediyor. Bir algoritmasını çıkarmışlardı yani. Böyle belli bir düzen içinde karıştırmayalım. Ama sıra kimde der gibi. Sen yakından takip ettiğin için Mehmet onları takip etmişsin. Şimdi... şöyle bir şey daha var. Pazarlık unsuru. Bu yeni bir pazarlık şeye gelecek. Şimdi şunu diyecekler mi acaba? İşte %7 bizimle seçişeye girerek,
%7 barajını aştınız. Bununla yetinin mi diyecekler? Yoksa mecliste şey yapamayacaklar için, parlamento için, milletvekili için pazarlık yapamayacaklar için, evet, bence iki pazarlık kapısı açılacak. Bir, Cumhurbaşkanlığı üzerinden pazarlık yapacaklar. Yani işte oraya asılalım, orayı kazanalım, size oradan verelim. İki, aynı anda yürüyeceğini düşünüyorum, belediyeler üzerinden rant paylaşımı devreye girecek. Bunu göz ardı etmeyelim. Çünkü bu olmayınca iki büyük, Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti, tamam şu andaki mevcut durum bunların işine gelmiş hocam, gibi gözüküyor ama bu partiye nasıl vekil çıkaracak? Çıkaramayacak. Başka ya bir şey daha söyleyeyim. Çıkaramayacak. Şimdi şöyle partiler, bir partiler deva gelecek. Bunlar nasıl çıkaracak? İlk bu mecburen büyük partilerin listelerinden gelecek. Onu söyleyeceğim. Değil mi? Oraya gidiyoruz. Onu da aldım şimdi. Orada şu var. Küçük partinin büyük partilerinin listesinden girmesi fedakarlık gerektirecek. Çünkü CHP kim açısından? Küçük büyük parti açısından. Büyük parti. Büyük partinin seçeceği. Hani şey, şunu ki kabullenmiş olacak. Ben küçük partiyim. Bunu kabullendim. Hani tabii, böyle şimdi hiç üstad, şeyden kıl aldırma yani. Daha garip bir durum söyleyeceğim. Küçük partileri tabii küçük düşürür. Yani, evet, yani biraz öyle bir, şöyle bir şey olacak var. Şimdi 6 parti var. 6 partinin 2 tanesinin en azından baraj sorunu gözükmüyor. Şu anda mecliste olduğu olan 2 partiyi söylüyorum. Güçlü parti, biri Cumhuriyet Halk Partisi, bir İyi Parti. Küçük partiler bunlarla birlikte ittifak yaptığında veya işte listesinden girdiğinde ne yapmış olacak? Bir şey yapmış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden 4 parti dışarıda kalıyor. Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi. Hepsi CHP'ye gittiğinde CHP diyecek ki bu kadar fedakarlığı ben yapamam. İyi Parti'ye hele bir omuz ver. İki kişinin paylaşalım mı diyecek. Çünkü artık oyun üzeri tamamlanmadığı için şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Her verilen vekille bu defa iki partinin teşkilatı karşı çıkacak. Diyecek ki kardeşim sen bunun bizim hakkımızı veriyorsun diye böyle bir araçtır. Bitireyim usta. Başka bir şey daha var. Biz biraz önce Murat Hocam konuşurken müdahale etmemin sebebi şuydu. Binde bilmem kaç oy dedi. Biz bu partilerin ne kadar oy aldığını bilmeyeceğiz. Kendileri de bilmeyecekler. Belli olmayan oy oranları üzerinden pazarlık yapacak bunlar. Meçhul oy oranları evet, üzerinden. Böyle bir garip bir şeyler de var. Yani bu böyle bir durum da var. Bunu nasıl bir arada tutacaklar? Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bir iki dakika sadece hocalar daha çok şey yapalım da. Ya yani birinci bence en önemli sonucu bu küçük partiler açısından bir tercih. Yani biz kendi cüssemizde, kendi ağırlığımızda bu sandığa gidelim mi? Bir tartıya yani çıkalım mı diyecekler? Katılalım mı? Yoksa bizim o kadar şeyimiz yok, gücümüz yok. Bunu kabullenip yani ya bunu kabullenecekler yeterince milletvekili çıkaracak güçlerin olmadığını ya da diyecekler ki bizim iddiamız var, biz kendimiz gireceğiz. En önemli sonucu bu bence. Bu doğal olarak yani işte büyük partilerden onların listesinden girme yönünde bir o kapıyı aralar diye düşünüyorum ben. İkincisi de büyük parti. Yani dikkat ettiyseniz ben bugün baktım mesela CHP'de, İYİ Parti'de biraz böyle hani Cüneyt Bey, Nebi Hoca ne der bilmiyorum. Biraz zevahiri kurtarma, yani Kılıçdaroğlu işte koltuklarını kurtarmak için bir şey yapıyorlar dedi. Memnunlar. Meral yani. Akşener. Yani biraz ben şöyle çok güçlü bir muhalefet, güçlü bir reaksiyon görmedim CHP ve İYİ Parti'de. Çünkü onların bir bakıma da ellerini rahatlatıyor. Hayır, şu bakımdan de onların aleyhine. Rahatlattı. Şimdi mesela yani 2018 sonuçları aynen karşımıza çıksa 11 tane AK Parti'nin fazla milletvekili çıkıyor. 5 tane MHP'nin fazla milletvekili çıkıyor. 4 tane de HDP'nin fazla milletvekili çıkıyor. 2018'in tekrarlandığını düşünelim. Burada da CHP ve İYİ Parti'de bir miktar azalma oluyor. Fakat yani CHP bunu çok önemsemedi ki zaten. 15 tane vekili biliyorsunuz. O tuzluk tartışmaları falan oldu. İYİ Parti'ye verdi. Yani şey olmayınca yani bir 300 rakamını etkileyecek bir sınırda olmayınca 130 yerine 120 olsa ne fark ediyor CHP açısından? Veya İYİ Parti açısından 70 olacağına 60 olsa ne fark ediyor? O nedenle çok önemsemediler. Benim bir kişisel gözlemim şu ana kadar verdikleri reaksiyondan biraz bunu anladım. Aksine biraz sanki bizi rahatlatır bu. Öbür küçük partiler sürekli işte gelip de kapımızı tırmalamazlar gibi bir duygu geliştirmiş olabilir. Ama şunu da ekleyeyim. Yani en çok tabii Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ihtiyacı olacak. Yani CHP ve İYİ Parti diğer küçük partileri yanlarında tutmalarının en temel gerekçesi 50+1'e ulaşmak için onlara ihtiyaçları var.
O nedenle oradaki tabii pazarlık marjı da küçük partilerin lehine olacak. Dolayısıyla daha kombine toplu bir pazarlık karşımıza çıkar diye düşünüyorum ben. Evet, şimdi Cüneyt Bey. Bir ekleme daha yapayım Murat Hocam. Orada şu, bu artık oyların üzeri tamamlanmadığı için güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir şey açtılar ya biliyorsunuz. Bir evet. Paket, bir metin yayınladılar. O işin de zora gireceğini göz ardı etmeyelim. Çünkü orada artık oylar tamamlanmadığı için bir şey düşüşü var. Aritmetik düşüş onun için var. Seçime giderken güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz tezi havada kalıyor. Şimdi Cüneyt Bey, şu ortaya çıkıyor. Büyük partiler avantajlı olacak. Küçük partiler zorlanacaklar. Pazarlık kabiliyetlerini yitirecekler. Nebi Hoca'nın işaret ettiği gibi bu orta ve uzun vadede Cumhurbaşkanlığı sistemi bakımından küçük partiler tarafından adeta rehin alınma, pazarlıklar yoluyla hareket kabiliyetini kaybetme gibi riskleri azaltacak. Büyük partiler güçlenecek. Bir de ben şöyle düşünüyorum. Yani hep küçük partiler üzerinden konuşuyoruz. Büyük partilere de orta ve uzun vadede bir imkan getirecek. Yani büyük veya büyüme istidadı olan partilerde. Orada şu, o da şu. Şimdi mesela geçtiğimiz dönemde başörtüsü meselesi tartışıldı, hatırlanacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu orada dedi ki bizim ittifakımızın içerisinde muhafazakar partiler var. Onlara güvenebilirsiniz dedi. Yani muhafazakar partiler dediği öyle adlandırdı. Onların öyle bir iddiası var yok, onu bilmiyoruz. Küçük eskiden muhafazakar çevrelerde bulunmuş küçük partiler Cumhuriyet Halk Partisi açısından mesela başörtüleri muhafazakarları ikna etmek için kullanılan bir argümana dönüştü. Halbuki CHP şunu söyleyemedi. Yani biz geçmişte yanlış yaptık. Şimdi özgürlükçüyüz. O yüzden de bizim muhafazakar olmamızı beklemeyin ama biz özgürlükçü olarak size bu hakkınızı garanti ediyoruz diyecek. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu ittifak sistemiyle beraber kendi içerisindeki değişme, dönüşme, büyüme, yeni toplumsal kesimlere açılma misyonunu ancak ittifaklar üzerinden gerçekleştiriyor. Ama şimdi ittifak içerisinde bu küçük siyasi partilerin etkisi azalacağı için ister istemez Cumhuriyet Halk Partisi ya da İYİ Parti açılmak ve yeni toplumsal kesimlere ulaşmak zorunda. Mesela bir resim vardı, görmüşsünüzdür. Ben yakında Canan Kaftancıoğlu'nun tecvid derslerine gireceğini düşünüyorum. Bu söylememin sebebi şu. Elmalı Hamdi Yazır'ın biliyorsunuz şeyi vardı. Onun ilgili bir toplantı vardı. CHP tamamen oraya katılmıştı. Bu tür resimler göreceğiz. Ya ama bunun işte samimi olması lazım. İnsanların gerçekten yani bence mesela o aynı mantıkla bir hani muhafazakar partileri hani kendine şahit gösterme misyonundan farklı değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde bir değişmek, dönüşmek durumunda kalacak. Şimdi bu küçük partilerin varlığı CHP'yi değişmeme o konforunu devam ettiriyordu. Yani muhafazakarlar üzerinden bir ittifak sistemi kurulacak. Burada %50+1'e ulaşılacak. Halbuki şimdi bu küçük partilerin hareket kabiliyeti azaldıkça %50+1'e ulaşmanın yolu kurulan ittifaktaki küçük partiler değil, partinin kendisinin değişmesi, daha büyük toplumsal kesimlere açılması, hitap etmesi olacak. O yüzden de ben hani orta ve uzun vadede büyük partilerin, bu sadece CHP'ye örnek verdik ama sadece CHP için değil, İYİ Parti için de, MHP için de, AK Parti içerisinde bu 50+1'i düşünmek ve dolayısıyla aşırılıklardan, kimlikçi bir takım savruluşlardan, dar hizipçi kadrolardan uzaklaşmak, bu manada da toplumun hani çoğunluğuna hitap eden partiler olmak durumunda bırakacak. Büyük partileri bu manada radikalleşmekten, savrulmaktan bir ölçüde alıkoyacak. Siz ne dersiniz? Burada fikrinizi almak isterim Cüneyt Bey. Hocam şimdi siyasette biz mesela tabii ben hukuki yönünü değerlendiriyorum meselelerin. Barajı niye koyuyoruz? Biz sebebi biraz önce sizin izah ettiğiniz. Yani aslında barajı koymamızın temel nedeni biz birileri barajı geçmesin, altında kalsın ve onlar temsil edilmesin mantığıyla hareket etmiyoruz. Eğer baraj olmazsa ne olur? %2'lik bir parti, %3'lük bir parti, %1'lik bir parti kendi ideolojik veya bölgesel refleks veya herhangi bir ırkı önemseyerek veya bir dini yapıyla beraber meclise girmek için çalışacak. Bu da ne olur? Siyasette bizim aradığımız merkezleşme, merkezileşme, yani toplumun tamamına çözüm üretme mantığından bir siyasi partiyi uzaklaştırır.
Benim şu anda gördüğüm bu barajın %7'ye düşmesi, şimdi genel kurulda da bir takım görüşmeler olacak, belki %5 konuşulur, bilmiyorum. Anayasa Mahkemesi'ne gidecektir kesin, ben onu da tahmin ediyorum. Burada da nasıl bir sonuç elde edilir onu da bilmiyorum ama yeni dönemde hocam ben şunu görüyorum. Bu baraj meselesinden daha ziyade milletvekillerinin dağılımı meselesi önümüze iki tane önemli sorun getirecek. Gerçekten birbiriyle milletvekili transferi veya birbirine benzer aday çıkaran partilerin ittifak halinde seçime girmesi gibi bir gündeme biz gündemi göreceğiz. Bu da az çok belli olan 2-3 siyasi partinin bir tarafta, diğerlerinin bir başka tarafta olabileceği bir yapılanma, bir oydaşma. Çünkü burada ister istemez bu sistem kontenjan adayı gündeme getirecek. Yani başkanlıkta koalisyon için mecliste kontenjan şart hale gelecek. Bu da ister istemez, mesela ben X partisine gönül vermiş birisi olarak o partiye oy verirken benim partimin istediği bir başka milletvekili çıktığı zaman da onu kabul edebileceğim birisinin olması lazım. Bu da ittifakların daha aslında bence şimdiki taktik boyutundan daha çok ideolojik bir boyuta yakınlaşmaya iteceğini düşünüyorum. Bu da nasıl bir fayda sağlar ileriki dönemlerde görürüz. Bir devrim de bence hocam şu oldu. Birçok siyasi parti var Türkiye'de. Yani biraz önce %0.4 dedik. Ama neticede bir örgütlenme sağlamış, bir siyasi parti disiplini içerisinde hareket etmiş. Bir gecede 20 tane milletvekilini transfer edip bir parti seçime hazır hale gelebiliyor. Bu ciddi anlamda bir siyasi arenada prefabrik bir yapılanma. Yani öbürü işte temeli kazmış, çalışmış, bir şekilde bir şeyler üretmiş. Ama bir gecede bir parti seçime hazır hale gelebiliyordu. Bunun da önü kesilmiş oldu. Bence en iyi şey budur. Yani Türkiye'de siyasetin önünü açacak anlamda gerçekten gidin halka ve parti teşkilatlanmalarınızı oluşturun ve bundan sonra gelip seçime hazır olduğunuzu beyan edin şeklinde bir durum. Hocam bir de ben şeyi belirtmek istiyorum. Yani bir eksik var benim kanaatimce. Bu seçim yasakları mevzu çok ilginç hale gelmeye başladı. Özellikle sosyal medyanın gelişmesiyle beraber propaganda yasaklarının bence Türkiye'de kalkması gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi bu bir şekilde deliniyor ve artık anlamsızlaştı. Yani bunun üzerinden herhangi bir yaptırım da uygulayamıyoruz. Uygulamamız da mantıksız. Keşke Meclis Genel Kurulu'nda bu konuyla ilgili, seçim propaganda yasaklarıyla ilgili bir durum kaldırılsa. Bir de Cumhurbaşkanı meselesi var. Cumhurbaşkanının seçim yasaklarından muaf olması gibi bir durum var. O konuda Cumhurbaşkanı adaylarının da en azından propaganda noktasında alabildiğince geniş yetkilerle donatılması gerektiği kanaatindeyim. Teşekkür ederim. Nebi Hocam, siz ne dersiniz? Bu hani özellikle biraz önce Cüneyt Bey'e sorarken çerçevesini çizmeye çalıştım. Gerçi biz geçtiğimiz günlerde SETA'da beraber bir program yaptık. Oradan da vakıfsınız. Bu küçük partilerin pazarlıkçı siyasetin önünün kesilmesi netice itibariyle büyük partileri bu %50 artı bir dolayısıyla gerçekten büyümeye, kimlik havuzlarının dışında yeni toplumsal kesimlere açılmaya yöneltir mi? Bu manada hani orta ve uzun vadede siyasette daha hani nasıl söyleyelim, daha bu manada bir uzlaşmacı, daha merkezin güçlendiği bir hatta girer miyiz? Başkanlık sistemine geçilirken %50'yi biz şöyle tartışmıştık hatırlanabileceği gibi o dönemde. Sonuçta Türkiye'de gerçekten geçmişten bugüne baktığınız zaman çeşitli çıkar grupları ve bunlara eklemlenen vesayete yatkın siyasi partiler sistemin hem demokratikleşmesini engelliyordu hem de toplumun çok geniş kesimlerine yönelik olarak siyaset karşıtı bir tutum izliyorlardı. Aslında yaptıkları çeşitli elit grupları üzerinden siyasi alanı sömürgeleştirip buradan da kendi iktidarlarını devam ettirecek mekanizmalara yatırım yapıyorlardı. Şimdi başkanlık sistemiyle birlikte %50 artı bir örneğin CHP'nin geleneksel politikaları ile ilgili tamamen dönüşümünü sağlayamasa da en azından geçmişte çok sert polemiklere girdiği Sayın Davutoğlu'nun partisinden ya da Sayın Babacan'ın partisiyle ittifak yapma yoluna gitti. Ya da az önce Mehmet Hoca söyledi,
Ben de bir Antalyalı olarak bunda bir beis görmem. Elmalı Hamdi Yazır sempozyumuna CHP'nin işte geçmişte farklı söylemlerde bulunan aktörlerinin gitmesi, bunu her ne kadar bir siyasi pragma üzerinden gitse de ben değerli görürüm. En azından %50+1 toplum kesimlerine ulaşmanın yolunun toplumun çok geniş kesimlerini dikkate almak zorunda olduğunu görüyorlar. Yani niyetlerini okuyamayız ama en azından Elmalı Hamdi Yazır sempozyumundaki katılımcılara baktığınızda Türkiye'de başkanlık sistemi olmasa o aktörlerin oraya gidip gitmeyeceğini bilmiyorum. Tartışılabilir, polemik olmasın diye meseleyi böyle çerçevelendireyim. Ama bu küçük partiler meselesiyle ilgili şunu söylememiz lazım. Bu yeni ittifak düzenlemesiyle birlikte kuşkusuz artık oy meselesi çözüldüğü için partiler belki bu dönemde az önce söylendi, işte DEVA var, Gelecek var, Saadet Partisi var, Demokrat Parti var. Belki Demokrat Parti biraz daha İyi Parti'ye yakın. Farklı ittifak senaryolarını tartışabilirler. Örneğin bir partinin çatısı altında seçime gitme gibi hususları düşünebilirler ama şimdi ana partiden ayrılarak kurulan partileri biz biliyoruz. Buna splinter parti deniyor siyaset biliminde. Bu tür partiler genellikle ana partide rahatsız olan, orada yer bulamayan, mikro iktidar mücadelesinde dışarıda kalan elitlerin kurduğu partilerdir ve hepsinin siyasetten bir beklentisi vardır. Bir kadro beklentisi vardır. Şimdi bu kadroları siz sağlayamadığınız zaman o partilerin bir sonraki seçime bütünlüklerini koruması zordur. Düşünün 2023 seçimlerinde bu yeni kurulan, ana partiden ayrılarak kurulan partilerin kadro bekleyen elitlerine siz siyasal alanda kadro iddiası edemediğiniz zaman bu partilerin kendi içerisinde de tartışma olacak. Yani bir sonraki 2028'deki seçimlere kadar kendisini devam ettirmesi, motivasyonunu koruması epeyce zorluklar içeriyor. Dolayısıyla da bir siyasal aktör siyasal alanda parti kurmaya yeltendiği zaman gerçekten bir taban üzerine, bir taban eğilimi üzerine parti kurması gerektiğini bundan sonraki süreçte görecek. Bunu söylerken şöyle bir karşıtlık üzerinden söylemiyorum. Yani işte A partisi, B partisi siyasal alandan yok olsun gibi bir sahiple söylemiyorum. Siyasetin bir gerçekliğini tespit etmeye çalışıyorum aslında. Dolayısıyla da parti kurmanın bir ciddiyeti olacak diyorsun yani hocam. Parti bir toplumsal sosyolojiye yaslanmak zorunda. Toplumsal sosyolojiye yaslanmayan partiler elit siyaseti üzerinden çeşitli pazarlıklarla siyasal alanın siyasal alanda gerçekten yozlaştırıcı etkide bulunurlarsa bu hem demokrasi açısından hem siyasete güven açısından hem de bir ülkenin sahici meselelerinin çözülmesi açısından çeşitli sorunlar ortaya çıkarabilir. Şimdi sadece göç karşıtlığı üzerinden kurulan parti var. Yani işte yakın dönemde görüyoruz. Sadece Suriyeli mültecileri kendisine hedef seçmiş. Bunun üzerinden bir parti kurulabiliyor. Ya da yine siyasetin içerisinde çeşitli sosyal medya paylaşımları üzerinden var olmaya çalışan partiler var. Şimdi burada soru şu. Bu küçük partiler gerçekten bir toplumsal sosyolojiye yaslanarak mı siyaset üretiyorlardı? Yoksa ittifak siyasetinin imkanlarından yararlanarak en azından seçimlere gidildiği dönemde kendisini aktörleştirip herhangi bir ilden başka bir partinin kontenjanından milletvekili olmaya çalışıyorlardı? Benim baktığım yerden dünya örnekleri de bunu söylüyor. En azından birkaç öne çıkmış, aktörleşmiş siyasi parti başkanının çeşitli partilerin kontenjanından meclise girmesi gibi bir motivasyon da vardı. Bu düzenleme benim baktığım yerden Türkiye'de bu pazarlık siyaseti üzerinden kilit parti konumuna gelme meselesinin önüne kısmen hocam geçebilecek bir düzenleme. İkinci husus, bir önceki konuşmamda söylemiştim.
İttifakların partilerden önemli hale gelme meselesi bence bir siyasal sistem için, bir demokrasi için en önemli sorunlardan birisidir. Çünkü siz gözünüz sürekli ittifakların geleceğinde olduğunda hem kendi... Nebi Hocam, süremiz bitti. Son cümleleri alabilir miyiz lütfen? Şunu söylüyordum. İşte son dönemde mesela CHP elitleri içerisinde şöyle bir tartışma var. Parti yönetiminin CHP siyasetini bırakıp ittifak siyasetinden dolayı partiyi ihmal ettiğine yönelik olarak bu bir siyasal sistem için sorundur. Siyasi partilerin güçlü olması gerekiyor. Eyvallah, ittifaklar olur bir siyasal sistemde, cumhurbaşkanlığı sistemlerinde, dünyanın birçok yerinde vardır. Ama bu ittifakların da siyaseti değersizleştirici, yozlaştırıcı bir mahiyette olmaması gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Nebi Miş ve Cüneyt Altıparmak bizlerle beraber oldunuz. Mehmet Acet, Mehmet Şahin, bendeniz Murat Yılmaz. Konuşmacılarımızla birlikte hayırlı geceler diliyoruz efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.